Sabrina 8 yıl önce Türkiye'ye geldi, sevdiği adamla evlendi. Ama anlattıklarıyla herkesi şoke etti. Aslında kötü bir insan değil. Hani kötü bir insana benzemiyordu. Çok iyi bir insan, merhametli. İyi bir insan. Evlendik biz, düğünümüzü yaptık. Aldatıldı. Seni aldattım dedi, yine dedi. Ben devam ettim dedi, o kadın hamile dedi. Doğum yapacak dedi. Eşinin sevgilisinden olan bebeğini emzirdi. Dedim aldım çocuğu, emzirdim, herkes şaşırdı. Kayınpederim gözlerine yaş damlıyor o an. Ama yaranamadı. Öldüreceğim diyor, boşayacağım seni diyor. Seni perişan edeceğim diyor. Boşan git hayatına bak diyor, çocuklarımla tehdit ediyor. Az sonra... Çağla Tuğaltay 15 yaşındaydı. Okuldan evine döndü. Vahşice katledildi. Kızının gülümsemesine ve kokusuna doyamayan Gülnur Hanım yıllarca katilin bulunması için çabaladı ama bulunamadı. 21 yıl sonra bir tanık ortaya çıktı. İfadesinde ne dedi? Genç kızın katili kim? Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açılıyor. Acılı anne Gülnur Hanım, kızının katilinin bulunması için Ece Üner'le susmada. Az sonra... Filmlere konu olacak bir dolandırılma hikayesi. Derden dedi, babam geldi dedi. Babamıza herkes itaat ederdi dediler bana. Su verdikçe benim aklım gidip gelmeye başladı. Aklım, yani kendime ne yaptığımı bilmiyorum. Fatih'in hazinesi evin altında mı? Bizim evin altında dedi, Fatih Sultan Mehmet Hanım'ın dedi, senin dedi, süt abin dedi, orada dedi bütün hazine dedi. Yüz binlerce lira nasıl dolandırıldı? Zekeriya bana büyük bir yanlış yaptı. Dolandırdı beni. Her şeyi yalanmış. Zekeriya'nın söylediği her şey yalan. Ne kadar para aldığını da tam bilmiyorum ama bayağı aldılar. Ben diyorum 1 milyon da olabilir verdiğim paramı. Hiçbir şey bırakmadı. Evde param vardı. 58 yaşındaki Aydın Bey'in inanılmaz dolandırılma hikayesi Ece Üner'le Susma'da. Az sonra. Susma'ya hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Susmayacak, hatta susmadığımız gibi çığlık atacak o kadar çok şey var ki. Onun için burası doğru adres. Susmayın, çığlık atın. Gelin birlikte çaresini bulalım. Psikiyatrist Tanju Sürmeli ve avukat Hüseyin Yınan İzmirlioğlu ile beraber. Film gibi bir dolandırıcılık hikayesi. Tek bir unsurunu söylesem diğerinin hakkı kalır. O derece Fatih Sultan Mehmet Han'ın olduğu iddia edilen bir anahtar, o anahtar bir su, esunlu bir su, bir çanta. O kadar çok unsur var ki bu dolandırıcılık hikayesinin, dediğim gibi film gibi. Dinledikçe şoktan şoka gireceksiniz. Olamaz artık bu kadarı da diyeceksiniz Aydın Bey dinleyince. Şimdi o çantasıyla birlikte geldi. Çünkü zaten zurnanın zırt dediği yerde orası, o çanta. O çantanın içinde neler yok ki? Hikayenin içinde de öyle, neler yok ki. Bir dinleyelim bakalım Aydın Bey'i, ondan sonra da VTR'mizi görelim, ondan sonra da dinleyelim. ...58 yaşındaki Aydın Közen akıllara durgunluk verecek şekilde öyle bir dolandırıldı ki duyduklarınıza inanamayacaksınız. Burada 500 evlerde burada tanıştık. 500 evlerde. Aynı mahallede mi oturuyorsun? Aynı mahallede bana önce dinimizden girdiler. Sonra devlet sırrı diye başladılar. Öyle devam etti. Ondan sonra dediler para vereceksin dediler. Devlet sırrı dediler. Oksijen tüpü alacağız dediler bana. Alman konsolosluğuna gireceğiz dediler. Bana dediler bu görevi yapacaksın dediler. Yoksa babam sana çok büyük ceza verir dediler. Göklerden geldi dediler. Göklerden dedi, babam geldi dedi. Babamıza herkes itaat ederdi dediler bana. Su verdikçe benim aklım gidip gelmeye başladı. Yani kendime ne yaptığımı bilmiyorum. Bana dediler asas devlet biziz dediler. Devlet, bunlar devlet sırrı dediler. Kimseyle konuşmayacağım dediler bana.
Bayağı tehdit ettiler beni. Sonra seni dedi, ajanlarımız dedi, istihbaratçılarım hep deşifre oldular. O yüzden dedi babam seni görevlendirdi, sana verdi bu görevi diyor Zekeriya. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Su verip tehdit ettiler. Bana çok eziyet etti, su verdi, silah dayadı benim kafama. Zekeriya dedi Hakan adına 300 bin liralık senet yapacağım dedi. Etmiyor dedi şeyi. 8-10 tane imzalattı. Berat Camii'nde yaktırdı bana Zekeriya dedi. Papaz yapmışlar sana. Ondan sonra 2-3 gün sonra da Zekeriya kendi adına senetleri yaptırdı bana. Fatih'in hazinesine vaat ettiler. Bizim evin altında dedi Fatih Sultan Mehmet Hanım'ın dedi senin dedi süt abin dedi orada dedi bütün hazine dedi. Onu çok aradılar, bulamadılar. Sana teslim etti babam dedi. Ondan sonra sadece o sır suyuyla dedi açılıyor kapı dedi. Ondan sonra bana anahtarı verdiler. Bunları dedi babam dedi buraya koy dedi bana. Babam mı dedi? Göklerden babam geldi dedi, talimat verdi dedi. Bunlar dedi burada kalacak dedi. Hepsini Zekeriya şey yaptı. Babam okudu bunları dedi. Yüz binlerce lira dolandırıldı. Zekeriya bana büyük bir yanlış yaptı. Dolandırdı beni. Her şeyi yalanmış. Zekeriya'nın söylediği her şeyi yalan diyorum. 1 milyon da olabilir verdiğim paralar. Hiçbir şey bırakmadı. Evde param vardı. Çocuğumun, kardeşlerimin bütün haklarını bu namussuzlara kaptırdım ben. Devletimizden adalet istiyorum. Yarabbim, yarabbim şükürler olsun. Aydın Bey'in inanılmaz dolandırılma hikayesi Ece Üner'le Susma'da. Evet, duyduğunuz gibi işin içinde devlet sırrı iddiası var. İşin içinde din var. İşin içinde babamız öyle istedi diye gelen, göklerden gelen emirler var. Fatih Sultan Mehmet'in hazinesinin anahtarı diye eski bir anahtar verilmiş. Ondan sonra bir şişede iksir diye sarı bir su var. O iksiri anahtarın üstüne dökünce bütün kapılar onunla birlikte açılacak deniyor falan. Böyle gizli görevler, devlet görevleri derken sonuç olarak giden 2 milyon lira. Böyle bir dolandırıcılık hikayesi. Dinledikçe, dinleyesiniz geliyor. Dinledikçe bambaşka bir boyutu çıkıyor ortaya bu hikayenin. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ne olursa olsun çantamdan ayrılmıyorum diyorsunuz öyle mi? Evet, evet. Bana dediler bu çanta devlet sırrı dediler. Sakın dediler yanından ayrılmayacaksın. Peki nasıl başladı her şey? Siz bu hazine meseleleriyle ilgili çok mu meraklıydınız? Çok mu konuşurdunuz sağınızda solunuzda anlatırdınız mahallede? Nasıl başladı bu hikaye? Evet, öyle bir şey vardı ama o kadar aşırı değildi yani. Kendi halimde biriyim ben. Kendi halimde biriyim. Hakan'la bunlar beraber bu şeyi planladılar, bu senaryoyu. Ondan sonra... Peki Aydın Bey, şimdi biraz kendinizden bahsedin. Yani bu normalde bu olaylar başınıza gelmeden önce nasıl bir hayatınız vardı? Ne yapardınız? Sakin bir hayatım vardı. Çok sakin bir hayatım vardı. Bunlar geldi, psikolojimi bozmaya başladılar. Çok çok detaylar istediler benden. Peki bunlar hayatınıza nasıl girdi? Yani bu Hakan ve Zekeriya denilen iki kişi. Zaten evet. Her şey onların başının altından çıkıyor. Evet. Ama bunlar hayatınıza nasıl girdi sizin? Evet, bana dediler... İlk önce bir kiracı vardı bizde. O kirayı vermiyordu. Ondan sonra dedi ki Zekeriya ben hemen bulurum onu dedi. Bir kere sizin çok ciddi bir mal varlığınız var. Koskocaman bir apartman var değil mi? Evet. Evet. Bir onu söyleyin yani çünkü bu insanlar Adnan Bey de bu arada abi değil mi abisiniz? Evet, evet. Belki şimdi Aydın Bey hala olayın şokunda ben görebiliyorum. Evet, onun için böyle arada dalıyor, arada bir tekrar gerçeğe dönüyor falan. Siz boşlukları doldurun Adnan Bey, yardımcı olun. Evet. Şimdi Aydın Bey çok varlıklı birisi. Evet. Ve bu kişilerin de bundan haberi var. Ama varlıklı olmasının yanı sıra bir de zaafı var değil mi? Evet, aynen öyle.
Nedir o zaaf Aydın Bey? Etrafta belki de çok anlattığınız zaten tam da sizi oradan yakaladıkları şey nedir? Evet, hep devlet dedi Zekeriya, hep devlet sırrı bunlar dedi. Öyle girdi bu olaya. Zekeriya hep devlet sırrı diye beni şey yaptı. Siz devletinize aşık bir adamsınız. Evet, çok. Dolayısıyla evet, oradan yani o kelimeyi duyar duymaz hemen zaten bir heyecanlanıyorsunuz. Peki bir de bir taraftan da bir hazine merakınız var değil mi sizin? Yok, öyle bir merakım yok benim, hazine merakım. Yani aileniz işte birazcık mahallede bu hazine apartmanın altında hazine var deniyor değil mi? Sizin bir apartmanınız evet, var. Evet, o kişiler ne diyorlar size? Zekeriya dedi bunu. Zekeriya dedi bu anahtarı verdi. Anahtarı vermeye yakın söyledi bunu. Hangi anahtarı? Anahtar vermişti bana Hakan. Hakan dedi, Zekeriya dedi ki babam dedi bunu talimatı var dedi, anahtarı alacaksın dedi. Ondan sonra papaz Hakan'la görüşüyormuş. Hakan'a papaz vermiş kodları. Hakan da dedi ben bunu şeyden aldım dedi, Konya'dan. Bayağı zor oldu bu anahtarı almam. Ondan sonra Zekeriya dedi ki bunu babamın talimatı, bu anahtarı alıyorsun, bu devlet sırrı dedi. Hakan'dan bu anahtarı alıyorsun dedi bana. Ondan sonra ne olacak dedim, onu alacaksın. Bu arada Zekeriya kim? Biz bu karakterleri de tanımıyoruz. Zekeriya kim? Zekeriya cezaevinde çalışıyor. Ama kendini size ne diye tanıttı? Önceden savcı dedi bana. Ondan sonra istihbaratçıyım dedi. Ondan sonra devlet sırrı dedi bunlar. Siz ilk nasıl tanıştınız Zekeriya Bey'le? Zekeriya'yla orada çay ocağında çalışıyordu. Berat Camii'nin yanında çay ocağı vardı. O çay ocağında çaycı olarak çalışıyordu çocukken. Oraya gidiyorduk, çay içiyorduk. Ondan sonra... Sizi çok iyi tanıyor yani. Evet, gidiyorduk. Çay yapıyordu bizi orada. Garsonluk yapıyordu. Oradan tanıyor beni. Sonra ansızın bir gün geldi ve böyle böyle bir anahtar var mı dedi size. Ne oldu? Yok, nasıl oldu? Anahtarı en son verdiler bana. İlk yani, nasıl başladı bu muhabbetler? Yani anahtara konu gelmeden evvel nasıl başladı? Hakan dedi... Hakan'la hep beni şeye getirdiler, Alman konsolosluğuna. Evet. İstiklal Caddesi'ne çıkan yol sağda, orada bir Alman konsolosu var eski. Orada Kahraman diye birine tanıştırdı, içeri girdik. Sonra Kahraman bize dedi ki, Zekeriya'yı ben çok seviyorum dedi. Zekeriya dedi, benim canımı kurtardı dedi. Ondan sonra içeriye girdik, çay yaptı bize Kahraman, oradaki görevli. Orada çay yaptıktan sonra, ondan sonra bayağı dertleştiler onlar. Bu sefer başka bir gün dedi, Hakan'ı da götürdü. Üçümüz gittik. Hakan ne diye tanıttı kendini size? Zekeriya Hakan'ı savcı olarak tanıttı Kahraman'a. Savcı olarak tanıttı. Ondan sonra... Dedi ki, Hakan dedi ki burada dedi bir şey var dedi, biliyor musun dedi, bana gösterdi böyle, ne var dedim. Bir kapak gösterdi yer içinde şeyde, konsolosluğun içinde. Alman konsolosluğu. Alman konsolosluğu. Ondan sonra orada bana Zekeriya dedi ki biz buraya gireceğiz, bu devlet sırrı dedi. Sen de dedi artık her şeyimizi biliyorsun, sırlarımızı dedi. Ondan sonra... Benden para istedi, cezaevine çağırdı dedi, 15 bin lirayı getirdi cezaevine. Metris cezaevinin önüne geldim. Ondan sonra dedi buraya neden geldin diye kızdı bana, kameralar var dedi burada. Ondan sonra karşı pazar sokağı var Karadeniz Mahallesi'nde. O sokağa gir dedi, oraya dedi git dedi bana. Orada peki o 15 bin lirayla ne yapacakmış? Oksijen tüpü alacağız dedi. Ondan sonra elektrikli araba alacağız dedi. Niçin lazımmış oksijen? Aşağıya gireceğiz dedi. İngilizler burayı aradı dedi. Bulamadılar. Ondan sonra... Ha, Alman konsolosluğundaki o kapağı gösterdikten sonra İngilizler orayı aramış bulamamış. Ama oksijen tüpü ve neyle? Evet, oksijen tüpü ve elektrikli araba alacağız. La oraya mı girecekmişsiniz? Aşağıya girecek. Aşağıya gireceksiniz. Hakan girecek.
Hakan Girecek. Evet, Hakan Girecek dedi bana. 15 bin lira aldı. Sonra Hakan oraya Zekeriya talimat verdi. Ben dedi Kızılötesi telefon da verdim dedi. Hakan'a dedi. Kızılötesi telefon. Kızılötesi telefon verdim dedi. Ondan sonra tam teşhisat indi aşağıya dedi. Ondan sonra Hakan 7. kapıyı açarken... Kaçıncı kapıyı? 7. kapıyı. 7. kapıyı. 7. kapıyı dedi açamadım dedi. Mecbur kaldım. Sonra roket daha teşhisat. Anlamadım, roket mi? Roket vermiş. Devletimiz roket vermiş. Roket 7. kapıyı vermiş dedi. Kapıyı açamadık dedi. Ondan sonra... Roket ateş etmiş kapıya. Sonra kapı üst tuğlalar üstüne dökülmüş kapıyı zorlarken. Aşağıda diyor devasa bir şey var diyor Hakan. Şehirler var diyor. İnsanlar tüplerin içinde dedi bana. Bunları anlatırken sizi Hakan, inandırıyor mu? Siz inanıyor evet. musunuz bu dinlediklerinize o sırada? Benim bana su verdikleri için ben ne yaptığımı bilmiyorum. O zaman su vermeye başladılar bana. Nasıl bir su? Babam diyor göklerden getirdi bu suyu diyor. Hep bir babam göklerden getirdi ifadesi var zaten. Evet. Babam istedi, babam göklerden getirdi, göklerden istendi. Peki bu su nasıl bir su Aydın Bey? Böyle şaşal sular böyle ufak suların içinde biraz tatlı gibi hafiften şey lezzeti. Peki o suyu ne diyerek içirdiler size? Şifa diye içirdi bana Zekeriya. Şifa diye içirdi. Şifa diye içirdi bana. Peki o şifa diye içtiğiniz su sizde nasıl bir etki yarattı? Siz bunların her dediğine inanmaya mı başladınız evet, o suyu içtikten sonra? Talimatlarına uymaya başladım. Suyu önceden bana az az verdi. Sonradan çoğalttı suyu. Sonra talimatlarına uymaya başladım. Zekeriya ne derse yapmaya başladım. Babamızın talimatlarına uyacağın dedi. Hep suyu, böyle mi söylüyor talimatları? Babamızın talimatları. Evet. Sonra o yedinci kapıdan içeri devletin verdiği roketle girip ondan sonra orada tüplerin içinde yaşayan insanlar mı görmüşler? İnsanlar gördü. Bir de dedi ki aşağıda dedi büyük dereler var dedi akıyor dedi. İnsanı çekiyor dedi Hakan dedi. Bunu söylerken çok fena oldunuz. Niye öyle Aydın Bey? Korktum. Korktunuz. Bana dedi herkesi öldürürüz dediler bana. Babam dedi yerküreyi bir anda dedi yıkar dedi. Sonra şeyi dedi, Bölcük depremi dedi, babam dedi ağzasını vurdu dedi, deniz patladı dedi. Ondan sonra... Gölcük depremini anlatırken böyle mi söyledi? Evet, Gölcük depremi dedi, babam diyor denize vurdu dedi, ağzasını diyor, gösterdi diyor ağzayı. Deniz patladı dedi bana Zekeriya. Ve bu sırada siz hep tabii o suyun etkisiyle evet. inanıyorsunuz her evet, söylenene. Evet, yerküre diyor böyle evet. değil. İnsanlar göremez bunları diyor, anlayamazlar diyor. Yerkürede diyor bu insanlık anlayamaz diyor. Ondan sonra... Peki şimdi bu sırada 15 bin lira almakla kalmadılar herhalde değil evet. mi? Devamı geldi. Evet. O devamı nasıl geldi sizden aldıkları devamını para? Devamını istemeye başladılar. Ne istiyorlar ve ne için istiyorlar hep peki Aydın Bey? Hep devlet sırrı için istedi Zekeriya. Zekeriya hep devlet sırrı için istedi bu paraları. 15 bin liradan sonra kaç para istediler sizden? Ondan sonra işte 5 vereceğin, 10 vereceğin dediler bana. Hep böyle 5 bin, 10 bin. Ondan sonra Zekeriya dedi, genel kurmaya bir şey teslim edeceğiz. Babam dedi, Hakan'a söyledi bu bir yer dedi. Fatih Camii'nden Balat'a inen bir yol var. Oradan aşağı kemer var dedi. Orada sol tarafta bir yer göstermiş babam ona dedi göklerde dedi Zekeriya. Hakan da dedi talimatlara uymadı onu aldı oradan dedi. Babam da talimat verdi genel kurmaya bunu teslim edeceksin dedi. Bana öyle dediler. Ondan sonra benden yine para istediler. Ankara'ya gidip genel kurmaya Ahmet dedemize dedi bunu teslim edeceğiz dedi. Neyi? Yakut dediler bana. Yakut. Yakut. Kaç para istediler o sefer? O zaman dedi Hakan dedi 3000 lira dedi lazım dedi araba kiralayacağım dedi. Ne sıklıkta para istiyorlar Aydın Bey sizden? Her gün istiyorlar mı mesela o dönem? 2 günde 3 günde bir benden para istiyorlar. 3000 5000 10000 devamlı. 5000 3000 10000 devamlı istiyorlar benden. Ve siz de hiç sormuyor musunuz ya nedir yani kardeşim bu hani yakut Ankara'ya teslim etmek de nedir? Genelkurmay size mi kaldı falan yani böyle şeyler hiç sormuyorsunuz. Evet sormadım dedi Ahmet dedemiz dedi genelkurmayın içine girecek dedi.
Onu kimse göremez. Bazen insan kılığına girer dedi. Ondan sonra dedi ki Zekeriya, Ahmet dediğimiz talimatlara uy. Zekeriya dedi bana, Ahmet dediğimiz talimatlara uymadığı zaman, uymadığı için dedi, babam kafasını kesti dedi. Böyle konular oldu. Ondan sonra genelkurmaya teslim ettik dedi. Hakan dedi, Zekeriya geliyor. Zekeriya beni aradı. Vatan Caddesi'nde bir alışveriş merkezi var, Laleli'ye giderken solda. Oraya beni çağırdı Zekeriya. Hakan dedi bir buçuk saat sonra gelecek dedi. Ondan sonra yukarıya çıktık. Orada yabancı uyruklu kişiler var. Arap kişiler kafede. Orada bana dedik, hiç oraya girmeden önce Hakan dedim geldi, bir buçuk saat sonra gelecek dedim. Onu dedi babam dedi göklerden hemen indirdi buraya dedi Hakan'ı. Ondan sonra alışveriş merkezinin içine gittik, yukarıya çıktık, çay içtik. Ondan sonra 500 evlere geldik. Ondan sonra baya bana su vermeye başladılar. Ondan sonra daha çok su vermeye başladılar. Herhalde o suyun içine hocam bir şeyler mi katıyorlar? Ne yapıyorlar o sırada? Yani o kattıkları şey nasıl bir şey ki? Hiç ailesine bir şey söylemiyor ve hipnotize olmuş gibi sürekli evet, onların hocam, dediklerini yapıyor. Aynen öyle. Ne diyorsalar onu yapıyor. Bundan önce uyumuyor. Geceleri de hiç uyumuyor. Geceleri de uyuyor. Gözleri farıl farıl açılıyor. Fal taşı gibi. Beni bundan bile önce görmüyor. Gayet iyiydi ama daha... Sesimden anlıyor beni ama görmüyor. Ha, bu olaylardan önce gayet iyi miydi? Evet. Bunlardan önce biraz aklı, biraz şeydi ama ondan sonra tam gitti. İyice gitti. Bunlar hiçbir saçma diyemiyorsun değil mi? Diyemiyorum. Hepsi oluyor diye inanıyorsun. Evet, evet. Ya burada bir saçmalık yok. Evet. Uykun da yok. Uyku da uyuyamıyorum. Uyku da uyuyamıyorum. Anahtar... Korku var. Bunlar bu arada gördüğümüz şu anda ekrana gelen, daha doğrusu şurada şu anda LED'de gördüğümüz o içirdikleri su değil mi? Böyle bir şey içiriyorlardı. Yok sana. Böyle da içiriyordu bana suyu. Hocam şunlar ne şunlar? Bunlar neydi? Şunlar. Onlar sır suyu dediler. Anahtarın üzerine dökeceğin evin altındaki kapı sana açılıyor dedi. Evet. Sadece sana kapı açılacak dedi. Anahtarın üzerine dökeceğin dedi. Ondan sonra zamanı geldi mi o anahtar dedi kapı sana açılacak diye. Peki sizin şimdi çantanın içinde o içirdikleri su mu var, bu su mu var? Hangi su var? Çantanın içinde şeyler var. Bana içirdiği sular. Gösterebilir misiniz onları yani. Aydın Bey? Bir görelim. Ece bu kadar Hanım, bir de açık kapakları hep açık şekilde getiriyormuş. Yani açılmış sonradan doldurulmuş. Suyu verdim Ece Hanım. Evet. Böyle bir su. Evet. Hep kapağı da açık sonradan içine dolduruyorlar. Bunun içine acaba ne katıyorlar hocam? Değil hocam, mi? Hocam portakal suyu da olsa fark etmeyecek gibi geliyor bana ama anlattıklarından. Tabii tabii. Orada bir şey olacağını düşünmüyorum da. Ben o, şimdi korktum içmeyeyim de nasıl bir tadı? Nasıl bir tadı var? Şekerli mi bunun tadı? Hafiften böyle şekerli gibi. Peki bunu hala içiyor musunuz? Yok içmiyorum. Evde. Bıraktınız. Bu, ha, numune olarak tuttunuz. İçiyordum bunu, bu kaldı bu. Evinde kalmıyor şu an. Evinde kalmıyor. Çanta korkuyor. Ha korkuyor. Yukarıda kalıyor. Bizim yanımda kapıyı kilitliyor. Nerede kalıyor? Ayrı binada. Bizim yukarıda aile dairemiz var orada. Aşağıda kalıyordu, daha girmiyor oraya. Peki daha önce hiçbir yardım aldı mı kendisiyle ilgili? Beni herhangi bir tıbbi yardım falan aradınız mı? Yok. Hocam beni hastaneye göndermedi Zekeriya. Babam dedi izin vermedi. Zehirlemeye kalktılar mı? Hastaneye gitmeyeceksin dedi. Hocam. Hastaneye de gitmeyeceksin. Hastaneye gitmeyeceksin dedi. Ben zehirlendim Zekeriya'yı aradım. Geldiği zaman yedi. Zekeriya telefonlara çıkmadı. Sonra geldi 500 evlere. Zekeriya dedim ben ölüyorum dedim. Hiç oralı olmadı. Sanki bir şey olmamış gibi. Bir şey olmaz dedi. Babam sana dedi zırh giydirdi dedi. Ondan sonra dedi... Sana dedi kurşun atsalar işlemez dedi. Bunları Zekeriya'ya bu kadar çok inandın, güvendin. Evet, evet Zekeriya'ya çok güvendim. Evet, çok. Şimdi güvendim. Zaten bütün mesele bu 500 evlerde 10 daireli 3 dükkanlı bir apartmanınız var sizin. Ondan sonra o zaten o kapılar, açılacak olan kapılar falan o apartmanın altında, altında diye. Dedi. O apartmanı ne yapıyorlar? Ne istiyorlar sizden? Dedi ki bu apartmanı bir şekilde dedi almam lazım dedi Zekeriya babamın talimatlarına uyarak. Bu dedi senin dedi, bu malı sana bıraktı dedi. Hı. Hazine orada dedi. Bunları söyledi bana.
Bir de sonra Trabzon'da sizin bir daireniz var. Evet. 700 binlik daireyi kaç paraya sattırdılar bana size? Bana 350 bin liraya sattırdı Zekeriya. 350 bine sattırdı şu anahtar için. Hayır, bu en son verildi anahtar. O peki o para, o 345 bin lira verip o anahtarı almadınız mı? Yok. Ha, başka bir şey o. O ona 33 bin lira dedi, Hakan'a vereceksin dedi, 33 bin lira. Ha. Bir de 2500 lira verdim, bir de 600 lira aldı gene en son. En son 600 lira aldı. Dedi çocuğa dedi aşı yapılacak dedi, ilaçları için Zekeriya yanımıza geldi. Dedi ki Hakan'a 600 lira ver dedi, çocuğuna aşı yapılacak. Bir de dedi ilaçları alması için 600 lira verdim. Sonra birkaç gün sonra Mehmet var orada. Çay ocağına çağırdılar beni. Zekeriya'yla oturuyorlar. Ondan sonra dedi ki 2500 lira babamın talimatı getir dedi. Hakan'a ver dedi. Hakan'ın durumu yok dedi. Getirdim verdim. En son bu anahtar olayında 33 bin lira dedi vereceksin dedi. Zekeriya dedi Hakan'a. Ondan sonra babam arayacak seni dedi. Bir telefonda bir adam arıyor. Böyle yaşlı, böyle değişik bir ses. Ondan sonra dedi ki hemen dedi talimatları yerine getir. Derhal dedi hemen görevini yap dedi bana. Ondan sonra... Neymiş o görev? Anahtarı alacaksın diyor. Bu devletimizin sırrı dedi. Bu Fatih Sultan Mehmet'in kardeşi olayı nedir? Kardeşi dedi. Senin dedi süt annen... dedi çocukken dedi 4-5 yaşındayken dedi süt istedin dedi. Süt annen dedi yetişti sana süt verdi dedi orada. O süt annen dedi Fatih Sultan Mehmet'in de aynı zamanda süt annesi. Ondan sonra o yüzden dedi Fatih Sultan Mehmet senin dedi süt abin dedi. Öz süt abin dedi bana. Ve siz de inandınız. Evet ben de. Aydın Bey. Eyvah eyvah. Hala elinizde eyvah, devre eyvah sırrı diye verilen çantayı taşıyorsunuz. Evet. Yani evet, ona hala inan. Evet. Siz bu durumu ne zamandır fark ettiniz bu durumu? Ben bunu iki buçuk seneden fark ettim. Ben ya kardeşinizin normal olmadığının da farkına vardınız mı? Farkındaydım. Önceden iyiydi kendi halinde. Bir vesayet altına aldırmak istediniz mi hiç kardeşinizi? Şimdi ailesi olduğu için ve çoluğu çocuğu olduğu için... Ben bunların bir yaşam şart şekli vardı. Onun için ben ilgilenmedim fazla. Çünkü bunu ben öyle yaptığım şekilde ailesinde kopacaklar. Kopsun abi. Kopmasınlar diye bir şekilde. Zaten bizim bütün gelirlerimiz, kira gelirlerimiz abimizin elindeydi. Bütün hesaplar bundaydı. Ve bununla başladılar. Koparmaya başladılar. Ben fark ettim ve geldim. Türkiye'ye geldiğimde yengeme söyledim. Olay böyle böyle, böyle böyle. Ben ikinci dereceden olduğum için gidip şikayet edemiyorum. Çünkü abimi öyle bir almış ki ele. Yok, ikinci dereceden değilsin bak Adnan Bey. Şimdi abini bir vesayet altına aldıracaktın sen. Abinin normal olmadığı açıkça belli konuştuklarından. Adama Fatih Sultan Mehmet'in kardeşisin diyorlar, inanıyor. Roketle yerin altını deliyor. Hocam çok İngiliz güzel diyorsun da. Alman konsolosluğunun altını. Ya atom bombasını icadında teknolojiye sahip İngiltere gidip de bir kaynak makinesini bulup şeyi açamıyor mu ya? Bu hikayelere nasıl inandınız siz? Hocam bize anlatmıyor bunları. Edirne'den kesinlikle anlatmıyor. Ama konuşmuyor. En azından kira gelirlerini abiniz topluyor ve size akmıyor bu para. Yere akıyor ya. Fark etmeniz lazımdı. Fark ettim. Nereye veriyorsun abi diye sormadınız mı siz? Sorduk. Söylemeyin. Bütün diyor, sır diyor. Sakın söylemeyin, korkuyor. Bizden korkuyor bir şey yapacağımız diye. Hocam biz de dedik bu abimiz dedik. Hanımının dişleri vardı. O arada dedik hanımına çocuklarına vermişti. Ya arkadaş ama şu var Adnan Bey, en azından su içiyor bu adam. Söylemiyor. Gördüğünüz mi? Berrak su yani. Yok söylemiyor. Almışlar bu marketten eline hocam, veriyorlar etiketini koparıp. Çok güzel. Söylemedik. Sen fark etmişsin ama. Ben normal bir suyu diyorsun ki demin sen kendin de inanmışsın. İşte bu suyu içtikçe bu adam gözleri fal taşı gibi açılıyor. Uyumuyor. Durumu hareketleşti. Halbuki su ya. Verin ben içeyim yani şimdi. Anlıyorum hocam. İşin esası siz kendiniz fark etmişsiniz. Siz kendiniz de inanıyorsunuz herhalde Fatih Sultan Mehmet'in kardeş olduğuna. Hocam şöyle fark ettik. Abim bizim yanımıza hiç gelmiyor. Hep kaçıyor. Arkadaşlarından, çevrelerinden kaçmaya başladı.
Biz öyle fark ettik. Ajan dedi. Herkesi dedi, kötülüyor bize. İnandınız mı hepsinin ajan olduğuna? İnandım. Bütün ailenizin. Aynen, abim benim yanıma yanaşmıyor. Beni düşman görmeye başladı hocam. Sana. Hain mi? Ne demiş? Bir dakika bir öğrenelim. Çocuklarını da öyle görmeye. Bir dakika ne dedi? Bütün ailen ajan mı dedi? Almanya'daki ailen dedi. Hepsi dedi onlar düşmanın dedi. Ondan sonra oradaki çay ocağındaki, evin yanındaki çay ocağındaki yanındakilere dedi. Onlar dedi vatan haini dedi. Bak dedi onlar dedi sırlarımızı öğrenecek. Oradan kaç dedi. Onlarla hiç görüşme dedi. Yıldırım tarafına geç dedi. Nasıl Kocatepe'ye oralara geç dedi. Hep uzaklaştırdı beni. Telefonlara kimsenin bakma dedi bana. Ondan sonra bana bayağı eziyet etti Zekeriya. Bayağı psikolojimi çok bozdu. Çok bozmuş hakikaten Aydın Bey ya. Çok bozdu. Çok fena. Şimdi bile baksanıza böyle dalıp gidiyorsunuz. Evet. Hocam, görüyorsunuz değil mi? Evet. Bana çok eziyet ettiler. Ya şimdi biz bunu görüyoruz da. Siz tamam Adnan Bey, kardeşisiniz, uzakta olduğunuz için fark etmediniz. Ama yani, dediniz ki eşi var, çocukları var. Kaç çocuğu var? Bir çocuğu var. Kaç yaşında? 30, kaç yaşında? 86'lı mı? 87. Aynı evde yaşıyor. Şimdi bu insanlar fark etmemiş mi yani bu iki yıllık bu süreçte hocam, böyle? Hocam ben söyledim. Yengeme söyledim. Böyle böyle. Hiç olmasa dedim polis karakoluna şikayet edin. Veya iş yerine o kişinin, Zekeriya denilen kişinin iş yerine bildin. Yengem bunu yaptı. Belirli bir aracılığıyla iş yerine. Onu çekmişler. Bunun üzerine şikayet etti diye yengem abime yine baskı yapıyor. Karını boşa diyor. Bana da sakın yanaşma. Abim biraz da bana geldi, seni dedi şikayet edecek, sussuz yere iftira attın diye. Zekeriya, ben de şahidim dedi. Bu arada boşanmaya çıkıyor. Eşiniz normalde boşanmaya çalışıyor ama boşanmıyorsunuz. Fakat bu kişiler Zekeriya evet. ve Hakan diyorlar ki devlet görevi Fas'tan sana bir kadın bulacağız. Abi, değil mi? Fas'tan değil, şeyden, Konya'dan dedi. Babam dedi, ona dedi talimat verdi, yetiştirdik. Doğduğundan beri Kur'an okuyor dedi. Onu seninle dedi evlendireceğiz dedi. Babamın talimatı dedi. Bir de dedi 300 metre dedi bir dükkana girdim dedi Zekeriya. Oralar dedi 300 metre dükkan dedi komple dedi euro dedi 500'lük euro dedi. Onların dedi hepsi senin dedi. Ondan sonra evin altı senin dedi. Ondan sonra bir dağ var dedi. Trabzon Karadeniz'de dedi. Artvin, evet. Artvin'de bir dağ var dedi. O dağ sana kapı açılacak dedi. Sadece sana açılır dedi. İçerisi dedi hazine dolu dedi. Trilyonlarca dolar dedi hazine var dedi bana Zekeriya. Onun üstüne mi Trabzon'daki daireyi sattırdı? Onunla alakalı değil. Devlet sırrı diye bana şey yaptı. Masrafımız var. Bana dedi 40 bin doları şey yapacağız dedi. Halk Bankası'na yatıracağız dedi. Ankara'ya dedi, merkeze dedi. Teminat olarak. Ondan sonra bana dedi onları oraya yatıracağız teminat olarak. Bütün paralar dedi senin hesabına geçecek dedi. Babamın talimatı dedi. Ne kadar hazine varsa talimatı. Bunları dedi Barolar Birliği dedi biliyor dedi. Onlar devlet sırrı dedi. Barolar Birliği biliyor bunları dedi Zekeriya. Nasıl aklıyla oynamışlar ya adamın? Ya aklıyla değil de öyle bir şey ki şimdi gariban kendini koruyamayacak derecede bir insanı dolandırırken bu kadar cahilce bir dolandırıcılık yok ya. Kurumlar, kurallar her şey birbirine karıştırmış. Barolar Birliği, halk bilmem bir banka, efendime söyleyeyim bir ülke, roket. Ya adam şeyden rokete geçiş yapıyor. Gazma kürekten doğrudan rokete geçiş yapıyor. Size bu hiç göklerden gelen baba dedikleri kişiyi nasıl tasvir ettiler? Ne göklerden gelen emirler sürekli babadan geliyor ya nasıl bir baba şeyi çizdiler size? Babam dedi, bunlar dedi, eğitim aldım dedi, o çay ocağında çalışırken, çocukken. Ondan sonra eve bir yaşlı adam geldi dedi babamın yanına. Zekeriya'yı istiyorum dediler, Zekeriya bana anlattı. Ondan sonra babam da kabul etti, al dedi, eti kemiği senin dedi. Zekeriya'ya o gidişte acı aldı onu dedi sakallı. Dikili taş var. Orada dedi bir tane hamam var yer altında. Çok tarihi bir hamam. Yer altına indirdiler beni diyor. Aksakallılar dedi. Orada dedi beni yetiştirdiler dedi.
Ondan sonra dedi bana eğitim verdiler. Bayağı benim dedi derin devletim, devlet olduğum, devletin içinde olduğumu orada bana anlattılar her şeyi. Eğitim verdiler bana dedi. Ondan sonra dedi onlar öldü dedi. 2-3 gün arayla öldü dedi. Yani bu baba dedikleri devlet figürü mü, din figürü gibi mi tanıtıyorlar? Nasıl bir şey olarak tanıtıyorlar bu babadan gelen emirler? Nereden geliyormuş gibi anlatıyorlar size? Ondan sonra öldükten sonra bana dedi ki 2-3 gün arayla öldüler. Bir tanesinin dedi burnundan dedi yeşil kan geldi. Şimdi tabii siz çok etkilendiğiniz ve sarsıldığınız şeyleri tekrar tekrar anlatıyorsunuz. Evet. Bu arada sıkı sıkı tutuyorsunuz hala çantayı. Evet. Neler var o çantanın içinde? Su var çantada. Başka? Başka bir şey yok. Başka bir şey yok mu? Bakabiliyor muyuz be? Tabii ki. Ben bakabilir miyim? Tabii. Hala bu çantanın devlet sırrı olduğuna inanıyor musunuz? Bunlar ne mesela? Sular var. Evet. Hep bu, ama bu suları saklıyorsunuz hala. Evet, onları içemedim ben. Kalmış evde bayağı vardı ama bu... Ama bu kısmını içtiniz hep. Evet, içirdi bana. Devamlı içiriyordu. Bir sürü vardı. Hep içiyordum. Onun evinde de içirdi. Bir de bana ilaç verdi. Bunlardan. Şu şöyle oturun biraz kenara. Ben de şöyle geleyim bakalım birlikte. Evet. Neler varmış bu çantanın içinde. Bu da o sulardan bir tanesi işte demin evet. Gösterdiğimiz. Evet. Başka şu ne? Onu Adnan yazmış, bir şeyler yazmış, notlar. Onu ben kendim. Ha siz yazdınız peki. Bunlar ne? Bu zarflar ne? Bunlar şey, telefon kayıtlarını istedim şeyden. Onlarla yaptığınız. Evet, onlarla. Adnan'la yaptıkları telefon. Telefon kayıtları. Evet. Şöyle göstereyim ben hiç şey yapmadan, bozmadan tekrar koyayım içeriye. Şöyle. Bütün arşivini de tutmuş bu arada. Bu hep bu kişilerle yaptı. Zekeriya ve Hakan'la yaptığınız evet, değil mi? Evet. Telefon kayıtları açılımı herhalde bunlar. Tekrar aynen koyayım. Başka bir şey var mı burada? Evet. Ben göremiyorum. Ne var? Bu çantada başka bir şey yok. Yok, evet. Ama sıkı sıkı tutuyorsunuz. Evet. Niye sıkı sıkı tutuyorsunuz Aydın Bey? Onu vermiş olduğu bir şey yani. Psikolojik şey yani. Bu ona dedi. Tutunuyorsunuz. Evet, devlet sırrı dedi. Hep devlet sırrı dedi bana bunlar. Devletimi ben çok seviyorum. Devletimiz orijinal olduğunu biliyorum. Orijinalliğim topraklarımızda olduğunu biliyorum. Ona öyle yetiştim ben. Hiç ama size çok eziyet etmişler. Evet. Devlet böyle evet. Bir şey değil. Yani evet. Siz o eziyet edenlerin de size ne kadar sıkıntı yarattıklarını da bir farkına varın artık. Evet. Bırakın. Bırakın yani o çantayı sıkı sıkı tutuyorsunuz hala. Evet, evet. Size eziyet edenlerin emanetini sıkı sıkı tutuyorsunuz. Evet. Şu anahtara gelelim mi? Bu anahtar şimdi görüyor izleyiciler nedir diye merak ediyor. Neyin kapısını açıyormuş bu anahtar? Bu anahtar evin altında dedi. Fatih Sultan Mehmet Hanım'ımızın dedi şeyi orada dedi. Senin dedi süt abin dedi. Öz süt abin. Bu anahtarı dedi alacaksın. Papaz bunu aramış şeyi Hakan'ı. Hakan bu yer altlarına girmede bir de kodları çözmede diyor. Benim üzerime dedi kimse yok dedi Hakan. Ondan sonra Zekeriya aradı beni. Dedi ki bu anahtarı alacaksın. Öyle alacaksın böyle alacaksın diyor bana. Ona para vereceksin dedi. Ondan sonra dedim Zekeriya dedim şart mı bu dedim. Babam dedi arayacak seni baba diye babası Zekeriya'nın. Ve öyle aldırdılar 33 evet, bin liraya bu anahtarı. Aradı beni dedi ki derhal dedi görevini yerine getir dedi. Fazla dedi uzatma dedi hemen dedi koş dedi. Bana koştum Hakan bekliyordu orada. Taşköprü'ye doğru bir yer var orada 500 evlerin yukarısında. Ondan sonra gel dedi oraya dedi gittim. Hakan dedi bekliyor Hakan takip ediyormuş beni herhalde. Ondan sonra aldım anahtarı verdim orada... Yedik. Oradan anahtarı ayrıldım ben. O da dedi ben dedi hanımla dedi gidiyorum dedi. Benim başım beleye girecek bu adam. Ya. Benim yanımda aradı Hakan'ı. Diyor ki o şapkalı diyor sakın diyor o şapkalıya anahtarı verme diyor. Ben sana 10 bin 20 bin dolar ne kadar istersen veririm diyor.
Ha, orada şey, müşteri kızıştırıyorlar yani. Aynı bir de. Yani 33 bin lira yetmedi, üstüne para alacak anahtar için. Sizin eski eşiniz Ayşe Hanım telefon hattındaymış. Bu arada bir kere daha izleyicilerimize mesele karışık bir mesele olduğu için hatırlatayım. Ayşe Hanım aslında boşanmak istiyor ama bir türlü, yani bu olayların farkına varıyor mu? Boşanamıyorlar. Ne zaman ki işte bu Zekeriya ve Hakan denilen kişiler, senin için Konya'da özel yetişmiş birisi var, onunla seni bir araya getireceğiz dedikleri zaman ikna oluyor ve boşanıyor Aydın Bey, değil mi? Ayşe Hanım merhabalar. Ayşe Hanım televizyonunuzu kapatabilir misiniz? Ece. Ece Hanım, benim fotoğrafımı falan koymayın lütfen. Yok, hiçbir şey yok size ait. Sadece sesiniz geliyor stüdyoya tamam, şu anda. Tamam. Ayşe Hanım, bu olaylar başladığı esnada siz nasıl farkına vardınız? Ne olmaya başladı bir anda? Aydın Bey'de ne gibi değişiklikler fark etmeye başladınız? Bir anlatır mısınız? Nasıl bu olaylar başladı? Bu olaylar başladığında, yani böyle küçük küçük bu yalanlarla para koparmaya başladıkları şey söylüyorum. Bu şimdi kiralar ortak bir hesapları vardı bunları. Ortak hesaptan bize para vermiyordu, evde para vermiyordu. Ama paralar hep kayboluyordu. Bir 50 bin lira para kayboldu. Bir günün içinde 3 kere para çekilmiş. İşte kayınlarında bunu fark ettiler. Bana söylediler. Biz de bu adamlardan şüphelendik. Biz o güne kadar yüz yüze gelmemiştik. Bu adamı bize savcı olarak tanıtmıştı. Bir kiracı vardı, ona 1000 lira vermiş. Bu adamın adresini bul diye. O adam, galiba UYAP'tan, bu hapishanede çalıştığı için UYAP'tan bunu buluyor. Sonra böyle bir tanışma oldu işte. Sonra bu 50 bin lira para kaybolduğu zaman ben bunlarla görüşmek istedim işte. Bir şekilde vallahi o zaman görümcelerim mi verdi numarayı, nereden bulduk bilmiyorum. Ben bu insanlarla mesajlaştım. Sonra ben dedim yaşı yaşınıza uygun değil. Aklı yerinde değil bu adamın. Ne konuşuyorsunuz, ne arkadaşlık ediyorsunuz bununla dedim. Yani bir para kayboldu orta yerden, sizden şüpheleniliyor. Bu adam işte ondan sonra yeminler billahlar öyle bir şey yok, biz Aydın abiyi seviyoruz, şöyle bir şey bilmem ne. Sonra işte ben hapishanede bir tanıdığımız var. Ona söyledim, böyle böyle biri var orada çalışan. Kimdir bu, ne ayak? Benim kocama musallat oldu. Biz korkuyoruz zaten, akli dengesi yerinde değil. Bu adamı yontmaya çalışıyor. Kimdir bu adam diye. Sadece onun kim olduğunu öğrenmeye çalıştım. Peki ne öğrenebildiniz sonuç olarak bunlara dair, bu insanlara dair? Bunlar bir şebeke herhalde. Ben de öyle tahmin ediyorum. Vallahi bir şey öğrenebildim değil. O arkadaş da benim böyle böyle şeyler var. Bak diyor, sen devlet memurusun, başın yanar diyor. Ondan sonra benim eşime geliyor işte. Yenge diyor beni diyor şikayet etmiş. Ben diyor işte bunları şikayet edeceğim. Yenge benim diyor istikbalimle oynuyor. Ondan benim sonra hayatımla oynuyor. Peki sonra böyle olaylar oldu o zaman yani. Sonra işte sizleri hep ajan diye tanıtmışlar tabii, ve ondan sonra da sizle konuşmayı orada mı kesti Aydın ya, Bey? Ya Ece Hanım zaten yani normal bir insan değil zaten. Evine bakmayan, çocuğuyla ilgilenmeyen, karısına bakmayan, yani öyle bir insan. Ben zaten bu üçüncü boşanma davamız. 3 kere boşanma davası oldu. Bu adamların bana iyiliği yok oldu. Bunu boşanmaya gönderdiler. Ayşan. Efendim. Şimdi bir yerde dediniz ki zaten bu adam normal bir insan değil. Yani aklı zayıf bir insan. Bunun farkındasınız. Ya normal değil. Şöyle normal değil. Çok az sesiniz geliyor. Çok özür dilerim. Çok fazla anlamıyorum. Şöyle normal değil. Yani böyle hazineye inanan ya normal bir insan gibi konuşmuyor. Anladım. Anlattıkları çok tuhaf şeyler. Onu anladım. Yani şimdi eşinizden. Bir saniye, Hüseyin Bey, Zekeriya Bey'in avukatı telefon hattımızdaymış. Onun da adı Hüseyin'miş bu arada, adaşınız. Şimdi korkunç iddialar var müvekkilinizle ilgili, Zekeriya Bey'le ilgili. Böyle insanları korkunç şekilde dolandırdığına dair. Aynen, bu adam nitelikli dolandırıcı. Ne diyorsunuz yani, Hüseyin Bey? Tepeden tırnağa hepsi yalan. Biz dün zaten Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başkanlığı'nda bu beyefendi. Müdahale olmasın oradan, bir konuşmasın. Bir dakika, bir dinleyelim. Bir dinleyelim, ne diyecek çok merak ediyorum. Buyurun. Biz suç duyurusunda bulunmuştuk. Ayrıca kız kardeşi olması gerekir. Müvekkilime tehdit mesajları dağıttılar. Benim müvekkilim dolandırıcı falan değil. Herhangi bir şekilde bir adli sicil kaydı yok. Kendisi memuriyetine devam etmektedir. Aydın Bey'in de kesinleşmiş borçları vardır icra dairesinde.
Bunlar ödemesi gerekmektedir. Yok böyle akıl sağlığı yerine değinmiş falanmış filanmış. Akıl sağlığı yerine değilse niye vesayet altına alınmamış bu adam? Yani bunlar sadece komik iddialar, sadece borçtan yırtmanın şeyleri. Başka hiçbir şey değil. Bunlar için uydurulmuş senaryolar. Benim müvekkilim kendisine dedi ki onların huzurunda. Suyu ben için neredeymiş bu su? Yani garip bir komik su mevzu geçiyor. İnsanları bu kadar töhmet altına bırakmanın da bir alemi yok açıkçası. Ve biz zaten yine tekrarın tehditten ve hakaretten hariç olarak bugün... Aydın Bey, siz yalan mı söylüyorsunuz? Başka borçlarınız var da onun için, o borçların üstünü örtmek için böyle hikayeler yazıldı da böyle senaryolar mı? Siz mi uydurdunuz bu senaryoları? Yok öyle bir şey yok. Ben neden uydurayım? Hayır hayır, Aydın Bey'e soruyorum. Ha, evet evet, yani başka borcu yok. Avukatı daha önce tanıştırmıştı Zekeriya. Bir dakika, bir avukatla siz konuşun. Sizi kimi, siz Zekeriya mı tanıştırmıştı? Evet, Zekeriya tanıştırmıştı. Avukat. Dedi bunu dedi şey dedi, o da oturuyor dedi. Kağıthanede dedi. Ben dedi mahkumları buna veriyorum işleri dedi. Bayağı dedi bana faydası var dedi bunun dedi avukatın. Beni orada getirdiler, ondan sonra baklavacı varmış. Baklava yedik. Dedim Zekeriya bu kim dedi. Dedi bir avukat dedi. Avukat Hatay Bey dedi. Siz tanıyor musunuz abinizi önceden? Görmüşlüğüm var benim ama... Nereden görmüşlüğünüz var? Yani nereden görmüşlüğünüz var? Var? Çay içmişliğim oldu. Onun dışında da ben sadece mahalleden bir abi diyebilirim. Onun dışında... Nerede tanıştınız? Siz nerede görüştünüz? Kim vardı yanınızda? Ama bayağı çay içtik, tatlı yedik falan bir şeyler anlatıyor Aydın i̇şte Bey. İşte yani dediğim gibi çay içme tatlı yeme başka bir şey de oluyor. Ne diye tanıştınız siz bunu? Ben de söylüyorum. Zekeriya sizi ne diye niye konuş? Niye tanıştınız ki o zaman? Tamam ama sizi çay içecek, tatlı yiyecek kadar birlikte niye tanıştırsın ki Zekeriya Bey Aydın Bey'le? Madem Aydın Bey borçlarının üzerine örtmek için yalan söyleyen birisi. Yani bir şeyde ben zaten müvekkilimle orada görüşmeye gittiğimde sonradan gördüğüm birisi. Benim onunla görüşmek gibi bir niyetim yok ki, benim Aydın Bey'le ne işim olur bununla alakalı. Ayrıca zaten daha sene başına kadar, hatta belki 6. ayına kadar araları iyiydi hem de. Bu yani dediklerine hariç olarak şeyler varken. Niye bozuldu varken, araları? Bozuldu araları? Ne zaman bozuldu araları? Bu şeylerden sonra, icra dosyaları açıldıktan sonra bozuldu. Borcu ödememek için çamura yatma şeyleri hepsi bunların. Yok su içirmişler, yok akıl sağlığı yerine demiş. Akıl sağlığı yerine değilse niye rapor yok bu adamın? Üstünde bir dünya taşınmaz var. Niye vesayet altında değil? Çünkü akıl sağlığı yerinde adamın. Böyle bir durum söz konusu değil. Yok akıl hastasıymış, yok falanmış, yok su içirmiş, yok hoca görmüş. Yani bunları anlatsalar gülerler yani. 20 milyonluk İstanbul'da mı olacak böyle? Bu neyin borcu anlamadım. İddia ettiği şey neyin borcu? Hangi borç acaba bu? Senet imzalatmışlar o adına. Kaç tane belli değil. 500 binlik. Ve 300 binlik senetler var. 5 tane. 8-10 tane imzalattırdı bana Zekeriya. Buna... Nasıl imzalattı abi? İcralar da Zekeriya Bey'in imzalattığı senetlerle ilgili icralarmış ama garip bir şekilde Hüseyin Bey. İmzalattığı bir şey yok. Zorla imzaladığı bir şey yok. Benim ne? Nasıl imzalattı abi? Sen beni evet çağırdı. Üstadım. Üstadım. Zaten aileden varlıklı bir adam. Anladım. Belki 30-40 milyon liralık taşınmazı var. Baba tarafı zengin. Bu adama ihtiyacı yok ki. Bu evet meslektaşım haklısınız da. Nasıl bir hukuki ilişkinin sonunda bu kadar borç sahibi olmuş Aydın Bey Zekeriya Bey'e? Aydın Bey bunu şöyle söyleyeyim üstadım. Demiş ki sana uygun şekilde şey yapacağım, yer alacağım falan. Böyle alım satım işleri yapıyormuş diye şey yapmış. Yani kandırmış demeyin. Çünkü yapıyormuş öyle şeyler. Çevresinden duymuşlar. Emlakçılık demeyelim de böyle ufak komisyon karşılığı, işte atıyorum kelepir, kupon yerler gelince satışını yapıyormuş. Ya ondan komisyon ne oluyormuş onu bilemem. Bir şey diyemem. Peyderpey almış böyle uygun bir yer düşecek falan filan diye. Ama finalde bunlar olmamış. Benim müvekkilimin düğününe takılan takılar da belli, ailesinin mal varlığı da belli. Bunlar peyderpey alınca altının bugünkü karşılığını biliyorsunuz. Gramı bile olmuş 700 lira. Evet. Dolar almış bir dünya. İnsanlara bir dünya yedirdiği içirdiği varmış. Ben Aydın Bey'i tanımam etmem ama duyduklarım bunlar. Bir kere oturmuşum işte dediği gibi, bir çay kahve içmişliğim var. Ama onun dışında diğer mevzulara hiç haberim yok. Benim müvekkilim, meslektaşım, benim sadece müvekkilim. Toplamda kaç liralık bir borç? Toplamda kaç liralık bir borçtan bahsediyoruz biz? 1 milyon 200 bin lira. 1 milyon 200 bin lira Zekeriya Bey. Devlet memuru olarak Aydın Bey'e bir para vermiş. Ve bunun arkasında hiçbir yazılı sözleşme yok. Tanıtları da var bunların. Ha, yazılı sözleşme yok. Hiçbir alışveriş yok ama bir senet var diyorsunuz kesinlikle. Evet senet var. Yani üstadım şimdi... Altın ve zinet var diyorum. Altın ve zinetin başka nasıl bir şey? Peki Zekeriya Bey niye bağlanmıyordu avukatı olarak, siz bağlanıyorsunuz? Zekeriya Bey memur olduğu için ve mesai saatlerinde olduğu için adamın belki yayından bile haberi yok. Benim bunun konu hakkında bilgim yok. Bana bilgi geldiği için ben şey yaptım. Ailesinden
haber geldi bana. Canlı yayında böyle yalan yanlış şeyler konuşuluyor diye. Ha, siz ihtiyacı yok buna. Müvekkilinizle konuşmadan yani mı bağlandınız direkt yayına? Televizyonda yayını görünce bağlanma hakkım yok mu benim? Hayır, hakkınızdan bahsetmiyorum. Müvekkilinizle konuşmadan mı bağlandınız? Görev saatleri içinde ya şu anda müvekkiliniz. Konuşmadan. Arasam açmaz bile belki. Konuşmama gerek var mı sizce? İşte ben size soruyorum, acaba konuşmadan direkt mi bağlandınız diye görev saatleri için. Yok, konuşmama gerek yok. Daha dün görüştüm çünkü. Aydın Bey'in yapmış olduğu bir suç duyurusu var. Gittik ifademizi de verdik. Yani savcı bile görünce şaşırıyor. Meslektaşım. Bunlar nasıl iddialar diyor. Garip iddialar. Çok komik çünkü anlatınca insanın gülesi geliyor. Yani. Çok ama meslektaşım 30 yıllık bir devlet memurunun neredeyse 30 yıllık maaşına tekabül ediyor. 1.200.000 lira. 1.200.000 lira gibi bir parayı. Yani illa bunları söylemem gerekiyorsa annesinin mal varlığı araştırılsın. Anladım da aklı bali bir insan 1.200.000 lirayı peyderpey hiçbir yazılı sözleşme olmadan kolay kolay vermez ya. Ya yazılı sözleşme diyorsunuz üstadım, senet var diyorum, daha ne yazılı sözleşmesi olsun buna? Yani bu insan da senet elimden zorla alındı diyor üstad. Peki ya Adnan Bey, siz şu şunları bir gösterseniz. Nerede zorla alınmış? Senetlerin yapıldığı tarihlere bakarsanız hocam fark edersiniz. Bir kere şunları şu bak. Şunları bir senet tariflerini. Şunları bir bana tek tek gösterseniz, avukatımıza da gösterelim. Evet. Bunların tarihleri önemli çünkü. Evet. Niyeyse manidar senetler imzalandı. Hüseyin onları Bey, bana bir verin. Hüseyin Bey, çok bilmiş bir avukatsın görüyorum da bir doktor olarak söyleyeyim, şu an gördüğüm tablo ciddi anlamda gerçeği değerlendirmesinde sorun yaşayan birisi. Hani doktor dalga geçiyorsun ya. Ben bilmediğiniz şeyler var. Eğer ama dalga geçiyorsun ya, çok bilmişsin ya sen. Sen bir şey bilmiyorsun kanun anlamında. Gittin vesayet altına alın. Ama ya, ben de diyorum ki bakın bu rahatsız birisi. Buyurun hocam. Ciddi anlamda sıkıntısı var. Neyi rahatsızmış? Belli. Neyi rahatsız? Ne zaman? Tespit edilir. Rahatsızlığı tespit edilir. Bak. Neymiş? Niye o zaman işleme ehliyeti var? Bak. İşte onun için de ailesini yanına yaklaştırmamış. Karşı tarafın söylediklerine inandığı için. Şimdi orada konuşunca mağdur mu oluyor şimdi? Hayır, mağdur olması için değil. Burada görüyorum söyledikleri şeyleri. Ben deneyimli bir psikiyatrist olarak söylüyorum ki sen bir şey bilmiyorsun diyorum. Bilmediğin sen konuda sen öyle bir üstad çekiyorsun ki biz burada susalım istiyorsun. Ya sen ben de diyorum ki bunun tıbbi olarak değerlendirmesinde, ciddi anlamda gerçeği değerlendirmesinde problem çıkacak diyorum yapılacak testlerde. Gitsin çıksın bakayım. Tamam. Sadece biri inanmamış. Yani niye o zaman şey yapıyorsun ki, önce bir diyeni bir girsin bakalım öyle testlere, görelim onu demeniz lazım. Şimdi bakın, icraya konulan senetler 21.08.2021 de tanzim tarihi bir tanesinin, vade tarihi 01.01.2021 300 bin lira miktarı. İkinci senet 21.07.2021 2.01.2021 vade tarihi 300 bin lira. Birinci senet yine tanzim tarihi 1.09.2020 vade tarihi 1.10.2020 bu da 300 bin. İkinci senet yine 1.11. Bakın yani bunların hukuk yargılaması mı yapacağız? Herhangi bir itiraz bile yok bu dosyalara. Biz burada bunu yargılaması hocam, mı yapacağız? Birisi 300 bin verip almadan şimdi ötekini vermez. Bağlanan sizsiniz. Konu açık. Bağlanan da sizsiniz. Bunun hakkında suç duyurusunda bulunacağım tekrar. Ne konuşup ne konuşmayacağımız da siz mi dizayn edeceksiniz bize? Yani ben sizinle alakalı değil, Aydın Bey'le alakalı. Ben de diyorum ki Aydın Bey rahatsız birisi. Ciddi anlamda rahatsız birisi. Ve bundan da faydalanılmış. Akıl hastalığı varsa... Evet, olduğunu düşünüyorum. Gerçek anlamda o var. Olması zaten bunlar olmazdı. Bu kadar şeye inanmazdı. Karşı tarafta bunu kullanmış. Yani zaten eğer siz de bu işin içinde değilseniz, bu kullanılmanın içinde siz de değilseniz, sizin şunu demeniz lazım. Şükürler olsun. Eğer böyle bir durum varsa hemen tespit ettirelim. Neyse, ben de ona göre hukuki yönümü değerlendireyim. Şükürler olsun. Bak, şükürler olsun diyor ilk defa adam. Ne demek yani? Dolandırıcıyı korumuş oluyorsunuz o zaman. Dolandırıcı olmadığını iddia ederim. Bir dakika, avukat yalan söylüyor diyen biri var telefon hattında. Adem ne soyadı? Hemen Adem Bey'i dinlemek istiyorum ben. Adem Bey merhabalar. Merhabalar Ece Hanım. Avukat Bey şu anda yalan söylüyor. Aydın abinin hiçbir ticari ilişkisi olmamış, ticaret yapmamış bir adam kalkıp da borçlanamaz. Aydın abi bizim burada 40 yıldır tanıdığımız bir abi. Dolayısıyla bu Zekeriya denilen şahıs ne zaman bizim çay ocağına gelse
apar topar Aydın abiyi oradan alır, kaçırır götürür. Çünkü biz devamlı Aydın abiyi uyarmamıza rağmen bize bu işleri... Zekeriya Bey çay ocağına ne sıklıkta geliyor? Gün içinde geliyor mu? Tabii gün içinde. Yani görev haftada... mesai saatlerinde ya, şu anda bağlanamıyor mesela. Mesai saatleri çok net bir şekilde sınırlandırılmış ama avukatı bağlanıyor ona hiç danışmadan, ama sık sık çay ocağına gelip Aydın abiyi alıp götürüyor yani, öyle mi? Evet efendim aynen o şekilde. Ve devletin memuru. Evet. Çok güzel. 40 milyon hocam, servetli bir devlet memuru. Bankalarda sahte evraklarla krediler çekiyor. Otomatiklerde Zekeriya denen şahıs kendi elinle çekiyordu paralı. Ya zaten abi, şu senet şeyleri ya çok senet, net anlatmıyor mu avukat Bey? Hayır, şöyle. Bilmeyen, bize mesaj attıran, anlatabiliyor muyum? Yani yazıları okuyamayan bir abimizdi. Şimdi şöyle bir şey var zaten. Senedin vade ve tanzim tarihleri çok önemli. Senetler 1 Eylül 2020'de, 21 Ağustos ve 21 Temmuz 2021'de ve 1 Kasım 2020'de. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var. Senetlerden iki tanesinin vadesi 1 Ocak 2021. Fakat düzenleme tarihleri yaklaşık 10 ay farklı. Şimdi ödememiş, bir 300 bin lira ödenmemiş. Aynen. Vadesi de gelmiş. O ödenmeden tutup bir 300 bin daha vermişler. Ya kimin aklına yatar arkadaş? Yani şimdi bir taraftan 1 Ekim 2020'de 300 bin lirasını ödemeyen bir adama tekrar 900 bin liralık 3 tane borç verilir mi ya? Şimdi ya şöyle hayatın yapalım. Hayatın olağan akışına, mantığa, akla, her şeye aykırı. Olağan akışına kullanına geldik gene. Hakikaten aykırı. Herkes hatta kalsın. Avukat Bey siz hatta kalın. Adem Bey siz hatta kalın. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Çok önemli bir yere geldik. Susmayın efendim. Çağla Tuğaltay 15 yaşındaydı. Okuldan evine döndü. Vahşice katledildi. Kızının gülümsemesine ve kokusuna doyamayan Gülnur Hanım yıllarca katilin bulunması için çabaladı ama bulunamadı. 21 yıl sonra bir tanık ortaya çıktı. İfadesinde ne dedi? Genç kızın katili kim? Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açılıyor. Acılı anne Gülnur Hanım, kızının katilinin bulunması için Ece Üner'le susmada. Az sonra... Çağla Tuğaltay 15 yaşındaydı. Okuldan evine döndü. Vahşice katledildi. Kızının gülümsemesine ve kokusuna doyamayan Gülnur Hanım yıllarca katilin bulunması için çabaladı ama bulunamadı. 21 yıl sonra bir tanık ortaya çıktı. İfadesinde ne dedi? Genç kızın katili kim? Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açılıyor. Acılı anne Gülnur Hanım, kızının katilinin bulunması için Ece Üner'le susmada. Az sonra... Evet, Susma film gibi bir hikayeyle devam ediyor. Aydın Bey burada 2 milyondan fazla dolandırıldığını iddia ediyor. Ve ailesi de onun akıl sağlığının yerinde olmadığına dair rapor alıp haklarını elde etmek istiyorlar. Peki nasıl başladı her şey? Aslında çok varlıklı bir ailenin çocuğu Aydın Bey ve 500 evlerde 10 daireli 3 dükkanlı koskoca bir apartmanın sahibi. 8 kardeşler ama bütün kiralar Aydın Bey'de toplanıyor. 2018 yılında bir anda 50 bin lira uçuyor onların iddiasına göre. Bunun üzerine eşi Ayşe Hanım şüpheleniyor ve o dönemde sıklıkla buluştuğu Hakan ve Zekeriya ismindeki kişilere telefon açıyor. Ya nasıl olur böyle bir şey diyor. Siz benim kocam saf,
ona böyle şeyler yaptırıyorsunuz diyor. Aydın Bey'in iddiaları ise hakikaten akıl alır cinsten değil. Önce onu bir Alman konsolosluğuna götürüyorlar. Orada böyle bir kapı gösteriyorlar. Bir tünel gibi bir şey gösteriyorlar. İngilizler buraya giremiyor, açamıyor. Biz açacağız diyorlar. Bir 7 kat aşılması gereken bir 7 kapıdan bahsediyorlar. O 7 kapının 7.sini açmak için devletin işte roketi kullanıldı diyorlar. Bir şeyler diyorlar. Öyle iddialar ki ondan sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın süt kardeşisin diyorlar. Bir anahtardan bahsediyorlar. O anahtar sayesinde üstüne bir de işte o sarı ilginç suyu dökünce bütün kapılar sana açılacak diyorlar. Apartmanın, o bahsettiğimiz apartmanın altında hazineler var diyorlar. Tabii şöyle bir durum var. Aydın Bey'in hazinelere zaafı olduğunu bilen insanlar olduğu iddia ediliyor bunların ve o şekilde dolandırıldığı iddia ediliyor. Yalnız avukat da işte Zekeriya Bey'in avukatı da bunlar zinhar yalandır, bize iftira atılıyor. İcralık oldular, borçları var. Ondan sonra da böyle senaryolar yazıp bize iftira atıyorlar diyorlar. İddialar çeşitli. Şimdi Ayşe Hanım hattımızda, herkes hatta, Zekeriya Bey'in avukatı hatta, Aydın Bey burada, Adnan abisi burada. Ayşe Hanım, benim kafama takılan şöyle bir soru var. Şimdi siz bu yayına bağlanır bağlanmaz zaten dediniz ki başından beri Aydın'da bir zeka geriliği demeyeyim ama hani bir algısında bir yavaşlık gibi bir şey aynen, söylediniz. Aynen hocam, aynen öyle. Peki aynen o öyle. Zaman ben size şunu sorayım. Şimdi bir anda 50 bin lira buhar olup uçuyor ve siz evet. büyük bir iyi niyetle arıyorsunuz Zekeriya Bey'i, Hakan Bey'i veya işte mesaj atıyorsunuz. Ya benim kocam saf bir adamdır, yapmayın böyle diyorsunuz. O anda rapor almak aklınıza gelmedi mi? Madem başından beri böyle bir problemi var. Ece Hanım, beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Şimdi bu adamın hiç kimseye bir zararı yok. 500 evlerde 500 kilometre, 500 metre alandan bir yere gitmeyen bir adam. Hiç kimseye zararı olmadığı için biz gerek duymadık böyle bir şey. Yok, bugün mesele o değil. Böyle bir şey. Ayşe Hanımcığım. Bir açıklık vermedi zaten. Hiç vermedi. Yok yok, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi 50 bin lira bir anda buhar oldu gitti ya. Belli evet. ki arkası da bunun gelecek. Çünkü birileri musallat oldu. Siz de bunun evet. gayet iyi farkındasınız o dönem ki yazışıyorsunuz evet. o insanlarla. Evet. Yararlanmayın benim kocamın saflığından diye. O evet. anda diyorum kimseye zararı değil, işte size, aileye, çocukların diyorsunuz hakkını yedirme. O anda şöyle oldu, ortak hesap alındı bunun elinden. Alındı. Evet, ortak hesabı kardeşleri aldı elinden. Ben aldım. Evet hocam. Ama tamam, ama niye o anda yapılması gereken bir şey var aslında acilen, değil mi? Tabii. Ya hiç düşünmedik hanımefendi, Ece Hanım böyle bir şey yapabileceği aklımızın ucuna gelmedi. Normal hayatında çok cimri bir insan. Parasını kimseye vermeyen, bir kimseye çay ısmarlamayan bir insan. Ama bu insanlara nedense böyle taptı bu. Çok enteresan. İşte süreci, delizyon dediğimiz bunun, bir sürece girdi. Onlar farkına varmadılar. Yani delizyon olmayan şeylere inanılacak tarzda. Bir yanlış fikirlere, olmayacak, gerçekle ilgisi olmayacak fikirlere inanabilecek bir hastalık süreci başladı. Ama aile onu yine saflığına vurdu, inanmadılar. Onun davranışlarını doğru değerlendiremediler. Peki, orada bir eksik var. Peki şimdi bu 300 bin liralık az önce gördüğümüz avukatımıza da gösterdiğimiz ve Zekeriya Bey'in avukatının bahsettiği 3 tane senedi silah dayayarak imzalattılar evet, diyorsunuz Zekeriya. Değil mi bana? Evet, en son öyle imzalatmışlar. Önce, en son kafasına silah. Önde yak dedi, papaz büyüsü yapmış dedi Zekeriya bana. Saat akşam böyle 9. 9-9-3 civarları. Ece Hanım beni duyuyor musun? Evet. Ben sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları, hakimleri bizi duyuyorsa bu adamlar ve ortakları nitelikli dolandırıcıdır. Ben buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Benim eski eşimin saflığı var, her şeye inanması var. Bu adamı kandırıp her şeyini elinden aldılar. Bütün mal varlığımı. Peki o anda o silahı dayadıkları anda ne dediler size? O senetleri imzalatırken 3 tane seneti toplam 900 bin milyarlık. Silahı masaya koydu. Ondan sonra imzalattırırken kafama dayadı. Dedi imzala bunlara dedi. Ondan sonra bana imzalattırdı. Ondan sonra diyor ki bunlar diyor sırlar diyor. Devletimizin sırları diyor. Kafana takma dedi bana dedi. Ondan sonra yırttım dedi senetleri bana.
Zekeriya dedi yırttım bu senetleri attım dedi. Kafana hiç takma bunları dedi. Sonra tek tek ödemek durumunda kaldınız onları. Evet, evet. Şimdi avukat bey ne dersiniz? Diyor ki başıma silah dayayarak imzalattılar diyor. Toplam 900 milyarlık senetleri bana diyor. Yarabbim. Yani Ece Hanım şimdi şöyle bir şey diyeyim ben. Bizim senetlerimiz ödenmedi. Yırtılan bir senet de yok ortada. Silah zoru falan da artık kendi dediği şeyler. Benim onu bilme durumum da yok. Çok acı çektiniz Zekeriya. Asılları şeyde zaten icra dairesinde bekliyor. Yani bizim senetlerimiz derken yani siz sizin müvekkilinizin imzalattığı senetler. Öyle değil mi? Bu 300 bin lira kuş dersi. İmzalattığı senetlerdir. Kendisinin imzaladığı senetler. İmzalattığı deyince zorla imzalatılmış gibi bir imaj çıkıyor ortaya. Böyle bir durum olsa ben müdahale olmam lazım. Peki müvekkiliniz yani hangi gerekçeyle 3 tane 300 milyarlık senet imzalatmış? Yani 900 milyarlık senet imzalatmış? Ya yani önceki yayına bağlandığımda da söylediğim gibi zinet yani altın ve dolar vermiş vaktiyle kendisine peyderpey. Bunların Türk lirası karşılığı nerede olarak böyle bir bedeller öngörülmüş. Buna göre senet düzenlemişti Aydın Bey. Ölüm var kalım var teminaten bırakayım ben bunu sana diye söyleniyor. Benim bildiğim bu, fazlasını bilme imkanım da yok. Silah zoruyla imza atılmış bir senet olsa ben zaten böyle bir senedin takibini yapmam. Aydın Bey de şimdi 900 bin de değil hatta 1 milyon 200 bin lira. 1 milyon 200 bin lira ana para alacağı var evet. Evet 1 milyon 200 bin lira yani bir devlet memurunun düğününde takılacak bir altın değil. Zaten görünür o. Yani bir düğün CD'si izlense. Bölmek durumunda kalıyorum evet. Ama daha önce de size söyledim. Benim müvekkilim varlıklı bir 80 gram dedi. Yani rim dedi. Rim'in 80 gram altını aldım ağlıyor dedi bana. Meslektaşım. Yani, bakın Hüseyin Bey, 80 gram altınla aldım dedi. Varlıklıdır, birçok da parası vardır. Ama devlet memurlarının yıllık vergi beyanlarında da bulunması gerekiyor. Mal varlığı artışlarında ve verdikleri borçlara ilişkin. Mesela geçen seneki verdiği borçlara ilişkin vergi beyanında böyle bir şey var mı? Meblağı var mı? 1 milyon 200 bin lira borç verdiğine dair bir beyanı. Ben müvekkilimin mal beyanı hakkında bir fikrim yok. Şimdi ama hepsi açığa çıkacaktır üstad. Yani mal beyanında bulunması lazım yıllık gelir ve gider için. Öte taraftan evet, para akışını kesinlikle bir şekilde kanıtlaması lazım. Çünkü aralarında bir ticari ilişki olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Yani böyle bir alışveriş yapacak bir adam değil karşınızdaki adam. Hayatında yapmamış. Şükürler olsun ya. Hayatında hiç yapmamış. Şükürler olsun. Senet düzenlenmesi için arada bir ticari ilişki olmasına gerek yok. Haklısınız. Senet sebepten mücerret bir şey. Takibe koyabilirsiniz. Ancak bu senet için bir menfi tespit davası açılacağı da aşikar. Açsınlar. Açacaklar. Açmasınlar dedim mi? Açsınlar. Peki ne dedi 80 gramı? 80 gram rimenin altını aldım dedi. Rim ağlıyor dedi bana. Eve gel dedi yatıştır rimi dedi. Rim'e dedim her şeyi hallolacak Rim, dedim. Rim kim? Hanımın ismi Rim. Rim. Faslı. Ha. Ondan sonra dedi Rim ağlıyor dedi. Zekeriya dedi ki bana dedi Hakan cezaevine girdi. Hakan'la bir şey yapmışlar. Ondan sonra Hakan 8 ay 2 gün yattı cezaevinde. Ondan sonra dedi ki benim de ismim geçiyor dedi. Ben de dedi kamera kayıtlarını sildirmek için o parayı Rim'den aldım dedi. 30 bin lira dedi verdim dedi Ankara'da dedi kamera kayıtlarını kaybetmek için bana dedi. Ondan sonra öbüründe dedi masraf oldu dedi. 35 lira 40 lira para dedi tutuyordu dedi o zaman. Ondan sonra Rim'e dedi nasıl yapacağım Rim beni bırakacak diye ağlıyor Zekeriya. Zekeriya ağlıyordu. Bunları dedi bana Zekeriya. En son konuşmada mı? Ne zaman oluyor i̇şte bu? İşte bu şey içeri girdiği zaman Hakan cezaevine girdiği zaman. Hakan cezaevine girdi. Ne yapmışsalar? Ha dedi ki Adapazarı'nda bir hocaya dedi para verdim dedi Hakan. Paramı alamıyorum. İstiklal Caddesi'ne çağırmış onu. Orada tabanca dayamış dedi kafasına hocanın. Ondan sonra Zekeriya da orada görünmüş onunla berabermiş. Orada kamera kayıtları varmış. Zekeriya dedi gittim onları dedi Ankara'da sildim. 30 bin lira verdim dedi. Ha o kamera kayıtlarını evet, sildirmek 30 için. 30 bin lira dedi verdim dedi kamera kayıtlarını sildirmek için dedi. Ondan sonra Karlıtepe mezarlığının altında karakol var. Oraya bir ay imza attı yurt dışı yasağı koydular Zekeriya'ya. Ondan sonra cezaevinden de adamlar çıkarıyordu para istiyordu. Para vermiyorlar diyor bana diyor. Rim aç diyordu hep benden paraları alıyordu. Rim aç diyordu karısı için Faslı karısı evet, için. Evet.
Bütün detayları da bu arada, yani Aydın Bey, herkes çok aklı yerinde değil diyor ama bütün detayları da çok iyi hatırlıyor bu arada. Yani bununla yaşadığı, bununla yatıp bununla kalktığı için, değil mi hocam? Yani burada da bir ya bütün detayları, virgülüne noktasına, her şeyine kadar. Sonra Fas konsolosluğuna getirdi beni. Ondan sonra dedi, fazla dedi girme dedi önüne dedi. Orada kamera kayıtları var, sen dedi geride dur bana dedi. Bir daha Rim'le gittik, kayınpederi, ondan sonra Zekeriya, gene gittik oraya. Gene getirdiler beni oraya. O zaman niye götürdüler? Fas konsolosluğuna niye götürdüler? Beni getirdiler oraya işte. Ne istediler sizden? Gel dedi ben, sen de gel dedi, ayaklaş bana dedi. Şey dedi Zekeriya, oraya getirdi. Tamam ya, ama MOBESE kameralarına görünme diyecek kadar orada ne yaptırdılar sizi? Kameralardan diyor, kameralara görünme, devlet sırrı diyor, bunlar sende kameralar. Son zamanlarda bana bunu demeye başladı. Sen de görünme kamera. Ne yapacağım dedi. Nereye gideceğim Zekeriya? Dedi ki git uzaklara diyor bana. Sizi bir otele yönlendirdiler değil mi en son? Ne yaptılar? Ne dediler? Ne istediler sizden? Bana dedi neredeki otele hanımefendi? Bir tane otele git, telefonlarını kapa. O evet, otelde kal. Aydın'a gönderdi beni. Aydın Çin'e'ye gönderdi beni. Ondan sonra dedi ki lüks otelde kal dedi. En iyisinde. Orada dedim şeydeyim dedim. Telefonla görüşüyor benimle. Normal bir pansiyonda ana caddede. Pansiyona gidiyor. Polisler onlar 5 yıldızlı otele gidin diyor. Paraları Aydın Bey orada harcadı demek için planladıkları bir şey olduğu için abime 5 yıldızlı otel. Ona çok oralarda harcadı. Abim bir çuval parayla verin ona, 5 yıldızlı otele gidecek bir zaten insan. Karısı diyor ki eve bir çöp almak istemezdi diyor. Yani onun hesabını yapardı diyor. Aynen. Ayşe Hanım. Sakin bir hayatı sevdiğim için öyle. Ve bu insanların cebinde 5 kuruşu yok. Bütün abime ödettiriyorlar. Gittikleri yerde, içtikleri yerde pastane sahibi vardır. Batman Bey, siz ne iş yaparsınız? Ben Almanya'da 38 sene kaldım. Anladım, çok iyi etmişsiniz. Yani başka bir dünyada görmüşsünüz. Bir dil bir insan, iki dil iki insan. Evet. Ya şimdi arkadaş, tabii ben eleştiriyorum da dolandırıcılık iddiasını eleştiriyorum. Evet. Ama sizi de daha dehşet eleştiriyorum. Yani bir insan bu kadar mı umursamaz olabilir? Ben ya bir insanın el uzatmak için ne yapması gerekiyor? Hocam, can çekişmesi mi gerekiyor? Yani eşi mesela. Eşi Ayşe Hanım hala bağlı mı bilmiyorum. Ayşe ya bir insana kere boşanma davası açmak yerine şu adam elinden tutup bir doktora götüreydin. Hayır hayır, ya da bir dakika, benim söyleyeceğim başka bir şey. Ayşe Hanım, ben şunun içinden çıkamıyorum. Hani siz zaten eşinize çok böyle bir iyi geçinen bir çift değilsiniz. Üç kere boşanma davası açtığınıza göre çok büyük bir sempati beslemiyorsunuz. Sizi eve çöp getirmeyen adam bir anda 50 bin lirayı eliyle teslim ettiğinde sizin aslında hakikaten dünyayı yakmanız lazım. Yani duruma anormal isyan etmeniz ve arkasında başka şeyleri mutlaka aramanız lazım. Şimdi orada bir gariplik var hakikaten. Bakın, ben hapishaneyi dahi aradım. Ama şimdi bunun kardeşleri de şey, devamlı bunlar da şey yapıyordu. Senin kocan şunu yaptı. Sanki ben onu doğurmuşum, annesiymişim gibi davranıyorlardı bana. Sanki onun bütün mesuliyeti bendeymiş gibi. Ama eşi, o dönemde eşi değil misiniz? Evet. Zaten yani birbirinizden mesulsünüz. Hanımefendi, benim Ece Hanım. Buyurun. Başa çıkılmaz, yani dinlemez, sizi dinlemez. Bize karşı bir kıymet veren bir insan değildi. Çocuğuna, karısına kıymet veren bir insan değildi. Yok, zaten ben ondan merhamet bekleyin, kıymet bekleyin demedim. Ben hukuki bütün yollara başvurmanız veyahut da akıl sağlığıyla ilgili şimdi rapor almak istemek yerine o dönem istemeniz gerektiğini düşünüyorum. Ece Hanım, parayı onların aldığı belli değil ki. Ama yani onları arıyorsunuz. Ben emin olsam eşime soruyorum, parayı onlar mı aldı? Yok diyor, Atmanlar yalan söylüyor diyor. Öyle bir para kaybolmadı diyor. Zekeriya beni zorluyordu, Zekeriya. Neye zorluyordu? Zekeriya diyor hiçbir sır vermeyeceğim diyor Zekeriya. Hiçbir sır vermeyeceğim dediği için ona söylemiyordur evet, o sırrı. Evet, aynen. Bana bile söylemedi hocam. Peki şimdi bu konuya döneceğiz. Çok önemli bir olay oldu. Hep zaman aşımı, zaman aşımı, zaman aşımı ama başka bir şey daha var. İlahi adalette zaman aşımı yok. Onun için de hakikaten tam da bu sözün altını dolduracak bir gelişme oldu. Birisi elini vicdanına koydu. Çağla Tuğaltay cinayetinde 21 yıl sonra çok ama çok
önemli bir olay paylaştı Volkan isminde birisi. Şimdi biliyorsunuz, hatırlayacaksınız, bu 21 yıl önce işlenen bir cinayet. 15 yaşında gencecik bir kız çocuğu geldi okuldan, evinde hiç kimse yokken, ondan sonra da boğazı kesilerek öldürüldü. Bu olayla ilgili dava önce işte zaman aşımına uğrayacaktı, fakat sonrasında olay günü, üzerinde bulunan kıyafet, tırnağındaki DNA, bütün bunların çalışmaları, işte failin saç göz rengi, bütün bunlarla ilgili inceleme yapılması tespiti istendi savcılık tarafından. Zaman aşımı durduruldu. Şimdi dün çok acayip bir şey oldu ve dediğim gibi Volkan isminde birisi çıktı ve o döneme dair, yani cinayetin işlendiği güne dair çok önemli ve olaya ışık tutacak, cinayete ışık tutacak bir şeyler anlattı. Şimdi önce bir hatırlayalım meseleyi, ondan sonra da acılı annesiyle konuşacağız bu önemli gelişmeyi. Tarih 5 Haziran 2000. Güzeller güzeli lise öğrencisi Çağla Tuğaltay arkadaşları ile okuldan çıktı. Şişli'deki evlerine geldi. Annesi doktor randevusundaydı. Eve geç kalmıştı. Haber vermek için kızını aradı ama ulaşamadı. Evin anahtarlarını bıraktıkları komşusunu aradı. Çağla'nın evde olup olmadığına bakmasını istedi. 5 dakika sonra tekrar komşusunu aradı, telefonda ağlama sesleri ve çığlıklar duydu. 15 yaşındaki Çağla, abisinin odasında kanlar içinde vahşice bıçaklanarak öldürülmüştü. Küçük kızın tırnaklarının arasında bir erkeğe ait DNA örnekleri bulundu. Komşular, akrabalar, arkadaşları, yüzlerce kişiye DNA testi yapıldı, sorgulandı. Ama 21 yıl boyunca katil bulunamadı. Çağla'nın annesi Gülnur Hanım, kızının katilinin bulunması için vazgeçmeden yıllarca uğraştı. Her ihbarda acısı da, öfkesi de büyüdü. Ama 15 yaşındaki Çağla'nın katili bulunamadı. Evet, bulunamadı, bulunamadı ama 21 yıl sonra ortaya bir tanık çıktı. Değil mi? Evet. Onun için ilahi adalette zaman aşımı yok. Onun için gök kubbe altında hiçbir şey gizli kalmıyor aslında. İstedikleri kadar üstünü örtmeye çalışsınlar. Cinayetlerde de zaten bence zaman aşımı olmamalı. Olmamalı, kesinlikle evet. Olmamalı. Şimdi bir önce bu çok önemli, bunu birazdan konuşacağız. O tanığı söyledikleri, anlattıkları o kadar önemli ki onu konuşacağız. Ama bir o günü tekrar unutturmamak için, hafızalardan silinmesin diye bir anlatır mısınız bize Gülnur Hanım? Tabii 5 Haziran günlerden pazartesi. Sabahleyin ben kalktım çocukların kahvaltılarını. Sonra Çağla'yı okula yollayacağım. Dedim ki benim bugün dedim doktor randevum var kızım saat 3.30'da. 4'ü çeyrek geçeli 4.30 arasında da Çağla geliyor. Büyük bir ihtimalle evde olurum ama hani 5-10 dakikada gecikirsen merak etme dedim. Anahtarı var. Tamam anne dedi, öptüm, yolladım. Sonra işte sabah kahvesine indim anahtarımızın olduğu komşuya. Orada da söyledim doktor randevum var. Bir gibi falan yukarı çıktım. Ben giyinip hani çıkacağım evden. Çıktım gittim, fakat işte doktorları biliyorsunuz yani muayenehaneleri. Randevular sarkıyor, dosya karışıyor falan. Bir geciktim. Gecikince evi arıyorum devamlı. Cevap vermiyor. Cep telefonu vardı o dönemde ama okula götürmesi yasak olduğu için evde duruyordu. Çok da meraklıydı. Hemen gelir gelmez açardı. Cebini arıyorum, kapalı. Tarif edemediğim bir sıkıntı geldi bana. Terledim, kızardım falan. Beklemeden doktor şeyini çıktım. Hemen doktor muayenehanesinin karşı tarafında da eşimin iş yeri vardı. Dedim ki Çağla'ya ulaşamıyorum dedim. O anahtarımızın olduğu komşumuzu bir ara dedi. Belki banyoya girmiştir hemen dedi. Aradım, dedim ki bir bakar mısınız? 5 dakika sonra arayacağım sizi dedim. Sonra 5 dakika sonra aradım da
İşte açan kişi telefonu açtı işte. Apartmanın içinden yankılı çığlık sesleri geliyordu. Gel çabuk Nedim'i de al gel falan diye. Ondan sonrasını dinlemedim. Zaten biz herhalde 2-3 dakika içinde evdeydik. İşte bu süreç böyle başladı. Peki şimdi bütün bu süreçte yani sizce o güne döndüğünüzde, o dönemi hatırladığınızda Çağla'nın söylediklerini şu ihmal edildi veya şunun üzerinde yeterince konuşmadık biz dediğiniz bir şey var mı? Şimdi çünkü yavaş yavaş çıkmaya başladı bir şeyler ortaya. Yavaş yavaş şimdi diyorum çünkü 21 yıl. Evimizin konumu öyle ki iki tane girişi var. İki tarafından da binaların arasından giriyorsunuz. Şimdi ondan önce giren çocuğu görüyorlar etraftan. Ama Çağla'nın yalnız girdi. Arkadan biri girdi. Bakkal, kasap, komşu hiçbir şey söylemiyor. Hiç bu konuda hiç görmemişler. Ya herkes. Yani bu bana çok enteresan geliyor. Çok enteresan. 5 Haziran günlerin geç karardı. Arka tarafımızda okul var. Okulların dağılma saati ve bizim o muhit çok meraklı bir muhittir. Yani çok enteresan bir şekilde hiçbir şekilde görmemişler. Bu bana çok enteresan geliyor yani. Yıllardır bana da evet yani evet. Bu olayı takip ediyoruz hepimiz tabii ki takipçisiyiz. Peki girdiniz içeriye ilk baba girdi değil mi içeriye? Nasıl? Ben işte biz apartmana geldik tabii çok apartmanın önünde çok kalabalık ekip arabaları bütün komşular falan. Şimdi ne olduğunu anlamadık tabii biz koşarak apartmana girdik. Ben yukarı çıkmayı ulaşamadım camdan çektiler şeyimden baba girdi. Baba girdi. Şimdi şöyle evin kapısı açık. Karakol polisleri var. Onlar koridorlarda dolaşıyor. Çağla ölmüş. Bütün apartmanın insanları da evin içinde. Şimdi tabii ilk önce yara yara baba gitmiş. İlk önce bir yaşıyor mu diye bakmış. Sonra demiş ki iç çamaşırı çıkartılmış. Eteği kaldırılmış. Demiş ki şimdi gazeteciler gelecek demiş. Böyle görecekler kızımı demiş. Babalık içgüdüsüyle. İlk önce bir eteğini kapatmış. Sonra demiş ki yok ben şimdi delilleri bozuyorum demiş. Tekrar açmış. Sonra bütün evi, balkon, buzdolabı, gardırop dahil birini aramış evde. Ama bu arada apartmanın içindeki oturan insanlar evin içindeler. Yani olay yerini bozuyorlar. Tabii dağılma oldu. Aslında öldüğü tespit edilince karakol polislerinin kapıyı çekmesi lazımmış. Baba dahil kimseyi de sokmaması lazımmış. Siz mesela bugün dönüp baktığınızda evet. Çok meraklı bir muhit. Evet. O muhitin çok meraklı insanlarının böyle meraktan şeyine mi bağlıyorsunuz? Yoksa olay yerini bozmaya dair bir orada çaba da... Yok hayır onlar meraktan bence. Olay yerini bozmak gibi bir düşünceleri olduğunu zannetmiyorum. Onlar meraktan kim ne yapıyor, nasıl oluyor... O meraktan yani. Hiç böyle bir düşünceye sahip olmadım. Yani olay yerini bozmak gibi bir şeyleri olsun. Ama enteresan bir şekilde şimdi tabii emniyet bazında da hep tanıdık birinden şüphelenildi. Çünkü neden? Çağla çok ürkek bir çocuktu. Tanımadığı kimselere kapıyı açmaz. Delikten bakmadan kapıyı açmaz. Buna dayanarak da tanıdık biri. Tabii ki ilk önce apartmana yoğunlaşıldı. Oradaki insanlar bana cephe aldılar. Ama o onların görevi zaten. Bunu yapmak zorunda. Benim bütün ailemi incelediler. Hepsinden DNA örnekleri aldılar. O onların görevi. Hiçbiri bana dönüp de sen niye böyle bir şey istiyorsun demediler. Tabii canım bir dönem şey bile tartışılmıştı. Babası niye bozdu olay yerini? Yani baba üzerinde bile tartışma niye, yaşamıştı. Oğlum benim o zaman İstanbul dışında okuyordu. Olayı duyunca geldi. Abiden niye kan örneği alınmadı diye. Ama gen yoluyla zaten bakıldı. Ay öyle diyorlar diye hadi gitti oğlum da kan örneği verildi. Tabii oradan da bir şey çıkmadı. Yani ne denirse yapıyoruz biz. Ama bu insanlar anlamadığım bir şekilde etrafımdaki yani sırf apartman komşularından bahsetmiyorum. Etraftaki insanlar da bu olay olmamış gibi hayatlarından sildiler. Ama bir katil var ve bu evin içinde işlenmiş. Yani oradaki bütün dairelerde tehlikede. Bana göre. Tabii. Siz nasıl girebildiniz eve? Ben giremedim eve. 1,5 sene ev kapalı durdu.
polisler incelemelerini yaptılar. Sonra anahtarı teslim ettiler. Ben bir tek işte 1,5 sene gibi sonra 3-5 arkadaşımla beraber evi toplamak üzerine girdim. O kadar. Peki olay olduğu gün sonradan girdiğinizde? Girmedim. Girmediniz. Girmedim. Beni bir komşunun evine aldılar. O anahtarımızın olduğu komşunun evine aldılar. Şimdi bir de ilaç yutturdular bana. Onun tesiriyle herhalde hocam böyle şey hani anlamsız ifadelerle bakıyorsunuz etrafa. Hani bir şey oluyor ama bu ne acaba? Seyircisi gibi. Her seyirci şey. Gibi seyrediyorum yani. Arada bir diyorum ki bir abimi arayayım diyorum. Telefonumu elime alıyorum ama numaraları çeviremiyorum. Eşimi apartmana girdik sonra kaybettim. Yok. Şimdi insanlar o eve girip çıkıyorlar falan. Sonra emniyetteki arkadaşlar dediler ki abla hadi gidelim dediler. Gece saat 10 falandı. Abla hadi gidelim. Peki dedim kalktım. Nereye gidiyoruz? Niye gidiyoruz? Diye sormuyorum bile. Sonra şubeye çıktık. 3. katta. Tam odanın koridorun karşısındaki odada Nedim'i gördüm. Ellerini böyle masaya dayamış, elini de yüzüne kapamış böyle oturuyordu. İşte onun yanına da gidemiyorum. Ya ne yapıyorsun burada, ne oldu, ne olmuş falan diyemiyorum yani. Çok tuhaf bir duygu Ece Hanım. Sonra beni başka bir odaya aldılar. O herhalde çapraz sorguymuş galiba. Şimdi bana bir şey soramıyorlar olayı bilmediğim için. Sonra demiş ki polis arkadaşlar ya biriniz bir şey söylesin de hani biz de bir şeyler sorabilelim. Sonra abimin eşi geldi odaya, ikimiziz odada. Dedi ki ne olduğunu tahmin ediyorsun dedi. Dedim ki düşmüş kafasını falan mı yarmış dedim. Şimdi kimin aklına gelir böyle bir şey? Yok dedi. Bayılmış mı dedim. Yok dedi. Ölmüş mü dedim, yaptı. İşte o günden, o saatten sonra Ece Hanım, buramda bir kor yanıyor. Döne döne yanıyor. Geceler bitmiyor, gündüzler bitmiyor, düşünceler bitmiyor. 2 günde bir ben Zincirlikuyu mezarlığındayım ya, hala. 21 yıldır. Evet. Allah'ım günahlarını affet diyemiyorum. Allah'ım bu katili bana bulmayı nasip et diyorum. 21 sene. Şimdi yaşasaydı belki yuva öğretmeni olacaktı. İdeali oydu. Yuva öğretmeni olacaktı. 35'li yaşlarda olacaktı. Günah. Ne kabahati vardı. Ne suçu vardı. Evinde en güvenli olması gereken yerde. Şimdi. Bu arada tabii Ece Hanım şöyle bir şey de var. Çok yalan ihbar da geliyor. Her ihbar geldiğinde yüreğim hop ediyor. Emniyete mi giderim, savcılığa mı giderim? Bir koşuşturma bende. Yazık günah bu insanların bu kadar duygularından oynamayın ya. Yazıktır, günahtır yani. Her seferinde hop ediyorum. Ay bu sefer herhalde. Bu sefer herhalde. İnşallah bu sefer olacak. Ben de öyle umut ediyorum. Çünkü dosyanın tam kapanması gündeme geldiğinde çıkan bir şey. Evet. Onun için bir ilahi adalet aramak istiyorum. Belki de hani istediğim için böyle ama bu Volkan denilen kişiyi siz tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Böyle bir tanık ortaya çıktı Volkan adında. O dönem olay tarihinde bir lise öğrencisi olduğunu anlatıyor. Öyle söylüyor. Ve olay gecesi diyor, bir şahıs benim yanıma geldi diyor ve elime bir bıçak tutuşturmaya çalıştı diyor. Bıçak tutuşturmaya çalıştı. Bunu sen al, tut, kenara koy demiş. O da kıyafetimi kirletmek istemiyorum demiş Volkan. O dönem 17 yaşında lise öğrencisi olan kişi, ben kıyafetimi kirletmek istemiyorum. Biraz da korkmuş, çekinmiş. Bunun üzerine tehdit etmiş. Bu Yusuf ismindeki kişi onu tehdit etmiş. Ve tehdit ettikten sonra o gitmiş yatmış. Sonra yazlığa gitmişler onlar. Tatile Balıkesir'e gitmişler ama tatilde bu olay aklımdan çıktı diyor. Fakat
tam o gün tatile gittiklerinde işte şeyin haberini alıyor. Çağla'nın bu şekilde boğazı kesilerek öldürüldüğünün haberini alıyor. Fakat tatilde olduğu için falan aklından mesele çıkıyor. Sonrasında hatırlıyor, mesele kafada birleşiyor. Ha diyor, yıllar sonra işte tanıdık biri tarafından öldürüldüğü hep gündemde ya, işte annesinin de bize anlattığı gibi Çağla'nın. O zaman hemen aklıma diyor bu yaşadığım olay geldi diyor. O dönem 17 yaşında olan Volkan. Şimdi ben de diyorum ki bu cesaret dediğimiz şey çok bulaşıcı bir şey. Yüreği kor gibi yanan bir ana var ve hiçbirimiz de bu olayı unutmadık. Unutturmaya da niyetimiz yok. 21 yıl sonra bile olsa bu çok önemli bir şeydir, gelişmedir ve bir tanıklıktır. Kimin tanıklığı varsa tıpkı Volkan gibi o cesaret bulaşıcılığını göstersin, çıksın. Çünkü çok meraklı bir mahalle ama susan bir mahalle o zamandan beri. Çıksın tıpkı Volkan gibi, ben şöyle gördüm, şöyle duydum, şöyle biliyorum diye bizimle paylaşsın. Hadi bizimle paylaşmasın ama polisle paylaşsın istiyoruz. Çünkü hakikaten sabrımız kalmadı. Biz istiyoruz ki bu iş aydınlansın. Bu iş, bu anne geceleri uyumuyor. 2 günde bir diyor Zincirlikuyu mezarlığında. 2 günde bir, 21 senedir düşünebiliyor musunuz? 21 senedir 2 günde bir Zincirlikuyu mezarlığına giden bir anne. Şuradaki kor hep yanıyor. Ne olur çıkın. Arayın, bizi arayın ya da bizi aramayın, polisi arayın direkt ve tıpkı o Volkan denilen şahıs gibi, ben o dönem şöyle şöyle bir şey yaşamıştım. Tehdit de edilmiş olabilirsiniz, Volkan da edilmiş, tehdit edilmiş. O dönem zaten aklından çıkmış, ondan sonra da üstünde durmamış ama bakın vicdan böyle bir şey. Hem katile hem o Volkan denilen şahsa, çünkü o bir adım attı. Ondan sonrasının ben geleceğini düşünüyorum. Seslenmek ister misiniz? Hem o tanıklık eden kişiye hem de tabii ki katiline. O da belki bizi şu anda izliyor. Muhtemelen. Muhtemelen izliyor. Muhtemelen. Ve beni takip ettiğini de biliyorum. Sizi takip ettiğini yani şöyle, biliyorsunuz. O anlamda değil. Yani çıktığım programlara, işte gazete yayınlarına, başka türlü takip ettiğini bilmiyorum da. Bu şekilde takip ettiğini de zannediyorum zaten. O şimdi için için gülüyor. Olmalı. Bir seslenmek ister misiniz? Volkan'a mı? Volkan'a da, o kişiye de, yani katiline de. Belki anne olarak onun gözünün içine bakıp bir şey söylemek istersiniz diye düşünüyorum. Tabii yani 15 yaşındaki bir cana kıymışsın. Artık üstünden 21 yıl geçmiş. Sen de mutlaka yaş aldın. Ama artık vicdanının sesini dinle ve gel teslim ol. Çünkü ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bırakmayı da düşünmüyorum. 21 senedir mücadele ediyorum. Gözüm kapanana kadar da mücadele edeceğim. Volkan evladıma da çok teşekkür ediyorum duyarlılığı için. İnşallah, diliyorum ki doğruluk payı vardır. Daha sonra görüşeceğiz zaten. Teşekkür ederim. Hiç Çağla rüyalarınıza giriyor mu Gülün Hanım? Bir kere girdi. Öldükten 3-4 sene sonra anne çok yorgunum dedi. Anlatırken ağlarım şimdi. Anne çok yorgunum dedi. Böyle bir yerdeymiş, hastane gibi bir yerdeymiş. Üstünde bir örtü var. Ben onu gidiyormuşum, görüyormuşum arada. O gittiklerimden bir tanesinde gözü böyle kırptı. Aa Çağla, sen yaşıyor musun dedim. Evet anne, ben çok yorgunum dedi. Beni eve götür dedi. Aldım böyle, eve götürdüm. Anne beraber yatalım mı dedi. Olur kızım dedim. Ama senin yatağında yatalım dedi. Kızım baban gelir şimdi dedim, kapıyı açıp. Anahtarı var anne, babam kapıyı kendisi açar dedi. Biz seninle yatalım dedi. Böyle buramı kafasını soktu ve kokladı. O sırada Nedim gelmiş, anahtarıyla kapıyı açarken evin telefonu çalmış. Kapıdan girer girmez hemen açmış o telefonu. Niye Çağla'yı bulunduğu yerden aldınız demiş polisler. Ama Çağla'nın yaşadığını bize neden söylemiyorsunuz demiş Nedim de, derken orada uyandım. Uyandığımda ağlamıştım.
Çok acayip bir rüya. Evet. Çok acayip bir rüya. Aslında çok... Şimdi mesela Çağla bir takım telefonlar alıyordu değil mi? Korktuğu bazı telefonlar alıyordu öncesinde. Yani onu da sonradan birleştiriyorum. Hiç açıp da sessiz telefon falan olmuyordu. Veya birinin rahatsız ettiğini falan hissetmiyordum ben. Ama son 6 aydan beri tuhaf bir şekilde telefonlara bakmıyordu. Okuldan geldikten sonra tabii özellikle. Kızım elim kirli diyordum. Bak telefona diyordum. Anne babamdır bir şey lazım mı diye soracaktır diyordu. Açmıyordu. Ama bunların hepsi birer tesadüf müydü? Yoksa onu rahatsız eden biri mi vardı? Telefonlar falan incelemeye alındı. Onun cep telefonu, evin telefonu, bizim telefonlarımız. Bir şey çıkmadı. Belki bunların hepsi de bir tesadüftür diye düşünüyorum. Peki bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman, buna rüya da dahil bu arada bence, aklınıza birisi geliyor mu? Yani bir profil, yakında birisi. Yok, gelmiyor. Gelmiyor, zaten yakındaki herkesin incelendi, DNA'ları alındı. Gelmiyor. Bizim bölgede olduğunu tahmin ediyorum. Ben de şimdi Volkan evladımızın söylediği gibi. Çünkü evimiz 3. katta, asansörsüz. Ben ev hanımıyım. Benim evde olmadığım bilecek. Günlerden pazartesi saat Çağla'nın gelme saatinde kapıda bir zorlama yok. İşte babanın iş yerinde çalışan birisi. Babanın anahtarını da alıp girebilecek şekilde. Yok, baba yanında taşıyordu zaten. Cebinde taşıyordu. Onların hepsi incelemeye alındı. Her şeyi bilgiye sahip olabilecek birisi. Onların hepsi incelemeye alındı. DNA'lar alındı hocam. Yani tabii o bölgede, ama ben belki apartmandan olmayabilir, civar apartmanlardan olabilir, onu bilemem. Ama o civardan olduğunu tahmin ediyorum, çünkü benim gittiğimi de görmüş olmalı ve geldiğimi, gelmediğimi bilmiş olmalı. Peki siz hiç anahtarı kimseye bırakıyor muydunuz komşuya? İşte o apartmandaki o komşuya bırakıyordum. Çocukların evde unutma riskine karşı ona bırakıyordum, ama o da eşimi çocukluğundan beri tanıyan insanlar. Ben orada tanıdım ama eşim çok eskiden tanıyormuş. Hani öyle komşularımız vardır ya apartmanlarda. Şimdi artık asla kimseye vermiyorum da. Şimdi bu tanık ifadesinde diyor ki, bu bıçağı elime tutuşturan kişi komşum Yusuf'tu diyor. Yani mahalleden komşum Yusuf'tu diyor. Bu önemli. Yani bu çok önemli. Şu da çok önemli. Tehdit etmiş. Yani diyorsunuz ya, mahallede herkes çok meraklıdır ama herkes de o zamandan beri garip bir şekilde susuyor. Belki de tek tehdit edilen Volkan değildi. Belki de. Belki de. Bunlar çok çok önemli bilgiler. Çok çok önemli bilgiler ve hakikaten sabır taşıyor. Yani insan böyle bir şeyle, İnsan olan yaşayamaz. Yani yaşayamıyor zaten. Buna hayat denmiyor. İşte nefes alıp veriliyor sadece. Ama iki günde bir zincirli kuyu mezarlığında Gülnur Hanım. Ve hep kafasında hep döndürüyor. Ne olmuş olabilir? Kim yapmış olabilir? Ne olmuş olabilir? Bir kere de işte rüyasında Çağla'yı görmüş. Ve o rüyanın da ne kadar manidar bir rüya olduğunu, Çağla'ya dair de durumun ne olduğunu belki siz de dinlerken hissettiniz. Yani o Yusuf denilen şahıs da bizim bölgede oturuyormuş. Evet. Duyduğuma göre öyleymiş. Ama ben tanımıyorum. Hocam, şunu çok merak ediyorum. Muhtemelen katil bizi izliyor. Yani eğer yaşıyorsa izliyor. Takipte ediyor. 21 yıllık bir sır, bir vicdan yarası. Gerçi katilde vicdan olur mu zannetmiyorum ama. Genelde olmuyor. Olmuyor. Nasıl bir 21 yıllık bir sır nasıl bir şey yaratır, bir psikoloji yaratır? Tabii şimdi şöyle, eğer bu kişi kazara böyle bir olaya sebebiyet verdiyse, susturmak için, işte cinsel amaçlı yaklaşıp ondan sonra susturmak için verdiyse ayrı bir şey. Ama genlerinde bir de böyle bir problemi varsa, yani sosyopatın teki ise, bunlar genelde empati duymuyorlar. Empati merkezleri çalışmıyor. Onun için hani ne oldu, ne yapmadı, pişmanlık hissetmiyorlar. Ama öyle kazara böyle bir şey yaptıysa ve saklandıysa ve korktuysa, bu onun rüyalarına kadar girebilir. Yani travmatik olaylar olarak kaydolur beyine. O zaman belki olasılık düşük, ama çünkü uzun yıllar geçmiş, ortaya çıkmasını sağlatabilir. Yani devamlı rahatsız edecek bir konu haline geldiği için
şey yapabilir. Bu Yusuf'sa zaten o kişide bulunabilinirse, bilemiyorum şu an bulunabiliniyor mu, o görüşmede de bir ortaya çıkabilir. Yani karşılıklı görüşmede de davranışlarıyla da ve bir sürü test yapılıp da ortaya çıkarılabilir. Evet, yani çok önemli bir aşama bence bu. Bu söyledikleri de Volkan denilen kişinin bunca yıl sonra, çünkü bir şekilde bu böyle bir şey. Bakın, yıllarca beklemiş ve yıllar sonra Volkan denilen biri çıkıyor ve tam dosya kapanacakken diyor ki bir dakika, vicdanım sanki el vermedi. Sanki bu rüyada da tabii rüya analistleri daha çok şey yapıyor ama olayların genel olarak, yaşanılan olayların bir şeyi olarak beliriyor bu rüyalar. Ama orada hani anahtarla girmesi, böyle bir şeyi söylemesi, sanki birisinde anahtar vardı, eve girdi, kız içerideydi, farkında bile değildi, birden karşısında onu buldu gibi bir izlenim yaratıyor bende. Evet, belki de. Yani rüyanıza da gelen oluşması. Ama tabii yıllar var, içinde de olduğu için bu olay. Yani Çağla'dan önce eve girmemiş. Ama Çağla ile bir de girmemiş. İtişme kakışma olmamış. Çünkü çantası, beden çantası, anahtarı da üstünde duruyormuş düzgün bir şekilde. Hı hı. Yani ama şurada anlaşılmayan bir şey var. Ayakkabıları enteresan bir şekilde mutfakta bulaşık makinesinin önündeydi. Niye? Çok garip, evet. Onu hiç kimse bilemedi yani. Emniyet de bilemedi. Düşünüyorum, niye? Sizin aklınıza bir şey geliyor mu? Böyle bir resimde. Evet. Çok zor. Mutfakta ellerini yıkamış sonra. Şimdi işte isterseniz şöyle bir bakalım. Yani evin girişi burası. Evin krokisi. LED'de gördüğümüz. Evet. Gülnur Hanım, siz de bana yardım edin. Buradan giriliyor. Ve şöyle evet, bir salon mutfak. Burada. Karşısı mutfak. Evet. Çağla'nın odası için giriliyor, ondan sonra böyle gidiliyor. Evet. Hocamızın dediği gibi bir durum olduysa, yani Çağla olaylardan habersiz. Zaten diyorsunuz ki ürkek bir kız, yani bakmadan kapıyı açmaz, tanımadığını asla açmaz. Yani o anahtar, rüyanızdaki anahtar detayı da çok önemli. Yani odasında her şeyden habersiz çalışıyordu ya da müzik dinliyordu ya belki da ne yapıyorsa. Belki de mutfaktaydı o sırada. Sonra mutfakta ayakkabıları kaldı, o öbür tarafa götürdü. Büyük adamı. İhtimalle sizin anlattığınıza göre katil tarafından düzenlenmiş de olabilir ortam. Unutuldu. Bu arada tabii şu mutfak detayında çıktı. Şöyle bir şey var. Cinayetten sonra ellerini yıkıyor. Ellerini yıkamış. Evet. Mutfakta ellerini yıkıyor evet, katil. Orada unutmuş ellerini, ayakkabılarını da. Ve tahminimce zili çaldı o. Ya da tık tık yaptı. Çağla da hani... Belki işte o civarda şimdi ihbara göre, belki onu selamlaştığı, okula gidip gelirken gördüğü, hani merhaba dediği biriydi, belki de onun için açtı kapıyı. Ondan sonra olay odasına gitmiyor hiç. Beraber yürüme sesleri aşağıdan duyuluyor koridordan ve abisinin odasına gidiyorlar. Neden abinin odası? Neden abinin odası? Evet. Yani biraz bir boğuşmuş. Çağla kim burasına bir şey dayayınca boğuşmaz ki. Büyük bir halı vardı mesela, o falan böyle dönmüş. Evet. Yani kendi odasında değil de evet. Evde yaşanan arbedenin evet. Ardından abinin odasında. Sonra evi bilen biri mi yani, arka odaya gidecek? Nedir? Buradan girince salona gidersiniz ama salon ön tarafa bakıyor. Yani seslerin duyulabileceği yer. Yatak odaları arka tarafta olduğu için seslerin daha az duyulabileceği bir yer. Evet. Evet, yani salon seslerin duyulabileceği, insanların bir şekilde şüphelenebileceği yerde diyor. Evin ön tarafında diyor Gülnur Hanım. Ama abinin odası da tam ters köşede. Abinin bir arkadaşı değildir umarım yok, Yusuf. Yok. Bakıldı. Hepsine bakıldı. Hepsine bakıldı. Bakılmaya da devam edecek. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Susmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Siz de susmayın, bize ulaşın. İhbar hatlarımız 0544 221 11 11,
0212 413 51 çift 0. Susmayın, gelin anlatın. Biz de elinizden ne geliyor ona bakalım. Evet, Çağla Tuğaltay bundan 21 yıl evvel 5 Haziran 2000 yılında okuldan geldi ve öldürüldü. Kendi evinde öldürüldü, boğazı kesilerek öldürüldü. O günden bugüne çok kişiden DNA örnekleri alındı. Acaba zaman aşımı mı dendi? Fakat sonra o zaman aşımı bozuldu ve son olarak dosya kapanmak üzereyken dün Volkan adlı kişinin, tanığın bir ifadesi geldi. Yani diyor ki, ben diyor o zaman 17 yaşında bir lise öğrencisiydim. Akşam saatlerinde elinde bıçak biri geldi yanıma, bu bıçağı sen tut kenara koy dedi. Ben de ürktüm, üzerim pislenmesin istedim. Bıçağı elimde tutmak istemedim, tehdit edildim. Sonra Balıkesir'e ailemle tatile gittim. O ertesi gün tatile gittiğim zaman da Çağla'nın boğazı kesilerek öldürüldüğünü öğrendim. Sonrasında da unuttum ve şimdi ortaya çıktım dedi. Bu vicdan böyle bir şey. Hakikaten bununla yaşanmaz. Buna tanıklık eden her kim varsa Volkan Bey'in örneği bir bulaşıcılık teşkil etsin. O cesaret bulaşsın ve başkaları da arasın, bize ulaşsın ya da polise arasın. Bu arada Volkan Bey'le konuştuk. Tabii ki kendisinden de DNA örneği alınacak ama ondan sonrasında, onun sonucu çıktıktan sonra gelecek ve olayı bambaşka bir boyuta taşıyacak şeyler anlatacağım. Bu söylediğim, bu tanıklığım bununla sınırlı değil diyor bu arada Gülnur Hanım. Yani olayı bambaşka boyuta taşıyacak bir şeyler daha anlatabilecek durumdayım diyor. Bu olayla ilgili. Bu olayla ilgili. Tabii tabii, bu tanıklık eden Volkan denilen kişi. Ne olabilir? Bir böyle ilk duyduğunuz anda aklınıza bir şey geldi mi? Olayı başka boyuta taşıyacak şeyler söyleyeceğim deyince aklınızda bir şey, ışık yanmış bir şey oldu. Yani bizimle ilgili bir şey değil, belki onu yapan insanla ilgili başka şeyler söyleyecek olabilir. Yani bizimle ilgili... Tabii tabii, sizinle ilgili diye söylemedim. Yani korkuyor, hep bu kız bir şekilde korkuyor ya. Evet. Ona dair yani bir zaman onu takip etmiş, ne bileyim. Belki zaman içinde onu dışarıda falan rahatsız etmiş de çocuk tanıklık etmiş olabilir. Veyahut da bunu yapan kimsenin başka şeylerini biliyor olabilir. Evet. Bunlar geliyor aklıma. Evet, yani çok önemli, çok önemli bir aşamadayız. 21 yıldır 2 günde bir Zincirlikuyu mezarlığına giden bir anne var burada. Bir kere girmiş Çağla rüyasına olaydan 4 yıl sonra ve o rüyada az önce konuştuk, son derece manidar bir rüya, çok şey anlatan bir rüya aslında. Hocam bilmiyorum ama ben bu annelerin çocukları ile ilgili gördüğü rüyalara çok anlam yüklüyorum. Yani rüya yorumunu bilemem, rüyanın ne anlama geldiğini de bilemem, anlam önemli ama. Aslında bunu bilenler belki duydukları zaman belki bize yardımcı olurlar. Evet. Yani çünkü bir ananın, bilen kişiler bir annenin var bu türlüde. Ve biz asla faili meçhul kalsın istemiyoruz bu olaylar. Yani o gözyaşı, sizin gözünüzdeki o yaş kuruyana kadar biz bu meselelerin takipçisiyiz. Bizzat sahipleniyoruz bu işi. Bunu da söyleyelim. Yine bir anne, Ayşe Karaman'ın anestezi teknikeri, biliyorsunuz 29 Temmuz 2019'da o da şüpheli bir şekilde öldürüldü. Onun da annesinin ellerinde toprak var. Ben annesinin elini tutmak istiyorum, tutamıyorum. Çünkü o toprak geçsin istemiyorum o elden. Çünkü o da sürekli Ayşe'nin mezarındaki gidiyor toprağı elliyor. O toprakla geldi geçen gün buraya. Ellerinde bütün Ayşe'nin mezarından aldığı topraklar vardı. Ve bir avuç işte o bir poşetin içine koyduğu toprakla gelmişti buraya. Ve demiştiniz ki onu da o günden beri, yani sizi konuk aldığım günden beri de unutmuyorum. Hani ben yıkadım Ayşe'yi ve gözlerinde... İki gözünde de yaşlar donmuştu dediniz. Evet. Sol gözünde özellikle. Ve ben o an dedim ki hayır, çocuğum yaşıyor dedim. Gözlerinde yaş var. Çocuğum yaşıyor dedim. İnanılmaz bir şey heyecanım. Gerçekten inanılmaz. Bugün hani şöyle düşünüyorlar. Eksik olan şey şu. Ölen ölmüş. Aman boş verin, kalanı savunalım. Onun ailesi var, çocuğu var. Ölenin ailesi ne olacak? Ölenin de bir ailesi var.
İşte ölenle birlikte o aile öldü diye sayıyorlar herhalde, değil mi? Ölenle birlikte ama o ailede nasıl olsa öldü. Ama mücadeleyi 21 yıldır bırakmamış. Ben de bırakmayacağım. Sonuna kadar buradan büyüklerime sesleniyorum. Adalet Bakanı'na, Başbakanı'na. Adalet varsa cezasını çeksin, bir nebze yüreğimiz serinler. Tamam, benim çocuğum geri gelmez. Ama bu cezalar caydırıcı olur da başka annelerin de ciğer yanmaz. Çok zor bir şey. Hiç kimsenin kabullenemeyeceği bir şey. Siz adaletten adalet beklerken, siz geri plan atılıp da karşıdaki adam gövde gösterisi yapıyorsa çok kötü oluyorsunuz. Diyorsunuz ki ben ülkemde, vatanımda ben neden yargıdan bir cevap alamıyorum? Güzelce oldu, bitti, elimizi yıkadık, geçti, gitti. Böyle bir şey yok. Yok yani. Ya, tarif imkansız. Doğru, haklısınız aslında. Burada çok tutarsızlıklar var. Çünkü o kullandığı, yani intihar etti diye söylenen maddeyi öyle bir teknisyenin ulaşması mümkün değil gözüküyor. Ancak bir doktor ona ulaşabilir ve o doktorun da bununla bağlı olabileceği, belki meslektaşları tarafından, tamam ben de doktorum belki bana kızacak ama korunup korunmadığının da ciddi olarak araştırılması lazım. Yani bu olay gerçeği olan haliyle ortaya çıkması lazım. Eğer şöyle, eğer bu doktor kızınızın ölümüne sebebiyet verdiyse ve bir şekilde korunuyorsa başka insanların da sağlığıyla oynayacak ki doktor insan sağlığını korumak için doktor ve Hipokrat yemini olması gerekiyor. Onun için de bunun ortaya çıkarılması lazım. Yani bu doktor temizse, hiçbir şekilde bu işe bulaşmamışsa o da çıkartılması lazım. Evet hocam. Hocam çünkü... bir de şey var. Şimdi bir tükenmez kalem bile cebinizde mürekkep etmesin diye çıt çıtını basıyorsunuz, kapatıp koyuyorsunuz. Doktorun savunmasına göre, yani gerekçeli karara yansımış, basına da yansımış zaten. İki tane çekilmiş enjektör. Evde ameliyat yapacak sanki ya. Zaten bu ölümünden bir hafta önce tatilden döndüğünde havalimanından bu doktor alıyor ve eve getirdiğinde balkonda erkek arkadaşını görüyor Ayşe'nin. Evet, evet. Ve ondan sonra da aldatılırsan bunun sonu ölümdür diyor ve 4 gün sonra da Ayşe ölüyor. Evet. Yani evet. Bunlar herhalde yani takıntılı bir durum. Yine mesajlaşmaları var. Koşarak ona gitmen ayrıca acı bir durum. Zavallı, beş para etmez bir adamı sevmeye devam etmek istiyorsan yolun açık olsun. Sana verdiğim sevgiyi, kıymeti, değeri 3 kuruşluk adamlarda bulamazsın. Aşk tek taraflı olabilir ama ilişki tek taraflı yürütülmez. Bana hep yalan söyledin. Benimle hep kerhen bir ilişki yürüttün diye de mesajları. Ve sadece o da değil tabii ki. Sizin avukatınızın dosyaya sunduğu belgeler arasında, yani onların avukatının da dosyaya sunduğu belgeler arasında çelişkiler bir. Yani evet. Diyeceğim bir saplantılı aşk var ortada. Evet, evet, evet. Ve çok şüpheli bir şekilde ölen gencecik bir kız var. Biz bunların hepsinin takipçisiyiz. Ayşe'nin o annesi onun cansız bedenini yıkarken gördüğü o donmuş gözyaşlarına da bunu borçluyuz. Gülnur Hanım'ın 21 senedir hiç dinmeyen gözyaşlarına da bunu borçluyuz. Biz bunu borçluyuz. Bazılarının faili meçhul hala, bazılarının faili meşhur. Ama biz bir şekilde ne yapacağız, edeceğiz, bu olayları hatırlatacağız, unutturmayacağız. Her gün gerekirse bu ekranlardan, bu ekranlar size açık. Ağlayan bütün annelere, adalet arayan açık. Ve biz de sahipleneceğiz. Bütün bu davaları sahipleneceğiz. Ve hepsiyle ilgili de bütün dosyaları, bütün bugüne kadar konuşulmuş, konuşulmamış, üstü örtülmüş, üstünü örttüğümüz her şeyin altında kalıyoruz. Bu çok net. Onun için hepsini konuşacağız. Aydın Bey, size gelince. Şimdi Aydın Bey belli ki elinde hala devlet sırrı dediği çantasına sıkı sıkı sarılıyor. Onun için devlet ve bir de tabii hazine zaafı. Bundan belli ki yararlanılmış. Görünen o. İddialar o yönde. Eğer bu bahsettiği Zekeriya adlı kişi bir şebekenin temsilcisi ise, eğer iddiası doğruysa ve o kişi veya kişilerce mağdur edilmiş, böyle akıl oyunlarıyla mağdur edilmiş başka birileri varsa, lütfen WhatsApp ihbar hatlarımızdan bize ulaşsın. Bu arada Zekeriya denilen kişi de iddialara cevap vermek için avukatını buraya arattırmak yerine kendisi, bu stüdyo ona da açık, buyursun gelsin. Burada
yüzleşsinler, evet. Aydın Bey. Evet. Onunla koysun. Evet. Dalıyor gidiyor. Zekeriya diyor. Başka bir şey demiyor. Gözü dalıyor sürekli. Evet. Bana çok eziyetler etti çok diyor. Çok eziyet etti Zekeriya. Bir Zekeriya'ya seslenmek ister misiniz buradan Aydın Bey? Evet. Söyleyin, bir şeyler söyleyin. Zekeriya, seni tanıdığım gibi değilmişsin. Devletimize hesap vermen lazım. Doğruyu yanlışı devletimiz çözecek, şükürler olsun. Şükürler olsun. Evet. Devletine güvenen, bu denli şükürler güvenen olsun. Bir adam. İnşallah onunla ilgili de en kısa zamanda sonuç alırız. Çünkü ya, hakikaten şükür. Aklıyla oynamışlar. Yani anlattıkları akıl alır gibi değil. Daha neler var bu arada, tamamını burada konuşamadığımız ki pazartesi konuşmaya devam edeceğiz. Ama gerek Çağla'nın, gerek Ayşe'nin anneleri Feride Hanım ve Gülnur Hanım buradalar. Onlara sizin önünüzde de söz veriyoruz. Biz bunları takip edeceğiz. Yani Allah mutlaka her türlü gelişmeyi. Allah razı olsun. Çünkü sizin rüyanızda da kızınız ölmedi, gözünü kırpıyor. Siz acaba hala ölmedi mi işte o gözündeki o yaşı gördüğünüzde, donan yaşı. Çünkü onların ruhunun rahat edebilmesi için katillerinin bulunup gerekli cezayı alması ve o cezalardan kaçınamayacaklarını, kaçamayacaklarını afla falan bilmeleri lazım. Susmayın.